Ülkenin devlet başkanı. Tabii ki. Öldürüldü diye her gün manşetler var ve nasıl olduğu konusunda kimsenin de bir yok. Somut doğrulayan da yok, yalanlayan da yok. Açıklanamayan şeyler tabii ki oluyor. İşte bir örnek yani Kennedy'nin öldürülmesi. Kameraların örneği. Kennedy suikastiyle ilgili diyor ki otopsi geçersizdir, asla hiçbir doğruluk Doğru. içermemektedir diye bir makale. Bir sahne vardır. Sayın Demirel Emirel düş, düşerken Hı -hı. o anda... Öyle bir kıvrat bir şekilde onu yakalamıştır ve onun düşmesini, yaralanmasını belki çok daha kötü bir sonucu evet. orada engellemiş. Bunun üzerine aslında bu hareketi ders olarak gösterildi. Sayın Başbakanımız Türkiye'de dünya standartlarında ilk 8'e girecek seviyede bir koruma altında. Genelde nasıldır? Cumhurbaşkanları, başbakanlar vesaire böyle dana istedikleri yerden işte lahmacun ısmarlayıp yiyebilirler mi? Yiyeceğin mutfağa girmesinden önceki durumundan tutun da o hazırlanıp gelmesine kadar her türlü aşamalarda bir kontrol altında. Mümkün olduğu kadar burada hep işte riskin değerlerini çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Riskinizi yönetmeniz gerekiyor. Riskinizi eminimize etmeniz gerekiyor. Ama o teoride sadece yüzde sıfıra indirebiliyorsunuz. Biyopsikologlara göre biz insanlar tıpkı diğer tüm canlı türleri gibi varlığımızı sürdürmeye, kalıtım bilgimizi bir sonraki kuşaklaya aktarmaya odaklı olarak yaşarız. Hal böyle olunca neden kimilerimizin 21 Aralık 2012 günü dünyanın sonunun geleceği düşüncesine hayran olduğunu anlamak mümkün değil. 21 Aralık'ta Maya uzun sayım takviminin bir döngüsü tamamlanıyor. İlginç olan geleceğe çok meraklı mayaların kendilerinin bile bu tarihte dünyanın yok olacağına dair herhangi bir varsayımı olmamış. Çünkü takvim bu tarihte bitmiyor. Sadece yeni bir döngüye giriyor. Mayaların kıyamete dair öngörüleri bile olmadığı halde kıyamet tutkunlarının olmayan bir bilgiyi üretmelerine yol açan aslında Nibiru'ya inançları. Nibiru, Sümerlerin keşfettiklerinin sandıkları bir deli gezegen ve şimdilerde onun dünyaya doğru geldiği 21 Aralık'ta da çarpacağı dedikodusu yayıldıkça yayılıyor. NASA'ya göre eğer çarpacak ölçüde yakınlaşan bir gezegen olsaydı bunun çıplak gözle bile fark edilmesi gerekirdi. O zaman Nibiru efsanesi dair bu düşünce ne zaman nereden çıktı? 1970'lerde Azerbaycan doğumlu Zekarya Sitchin'in eski Sümer yazıtlarında dünyaya 3600 yılda bir yaklaşan bir gezegenin varlığından söz etmesi üzerine çıktı. Gizemli gezegeni bugüne değin gören yok. Sitchin ayrıca Nibiru'nun altın madenlerinde çalışacak işçiye ihtiyaçları olduğundan dev boyutlu uzaylıların eski Mezopotamya'da yaşayan insanları genetik değişikliğe uğratmaya hedeflediklerini de yazmış. Geçtiğimiz Mayıs ayında Reuters'in 20 farklı ülkede 16.262 kişiyle yaptırdığı bir ankete göre Fransızların sadece %6'sı, Belçikalıların %7'si, İngilizlerin %8'i kendi ömürleri içinde bir kıyametin gerçekleşeceğine inanıyor. Oran Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde %22 yani her 5 Türk ya da 5 Amerikalı'dan biri yaşama sırasında kıyametin kopacağına emin. Güney Afrika ve Arjantin onları izlemekte. Öte yandan her 10 dünya vatandaşından biri 2012'de dünyanın sonu geleceğine inanmakta. Rus ve Polonyalılar ilk sırayı paylaşıyor. En azı ise İngiltere'de. Düşük eğitimli, düşük gelirli ve 35 yaş altında olanlar kendi ömürleri içinde ya da 2012'de kıyametin kopacağına daha fazla inanıyor. Bu geceki suç ve delilde Öncelikle 21 Aralık'ı konuşacağız. Çünkü ülkemizde bu tarihte olmasa bile ömürleri içinde kıyamete şahit olacağına inanan çok. Çünkü Fransa'nın Pirene Dağları'ndaki bir dağ köyü olan Bugarah'ın yanı sıra ülkemizin bir köyü Şirince'de bulunanların 21 Aralık'ta olacaklardan etkilenmeyeceğine inanan çok. Bu gece söz gezegenlerden açılmışken sıra aya ve yıldızlara da gelecek. Dolunayla suç ilişkisinden tutun da seri katillerin burçlarına dek astronomiden astrolojiye küçük bir gezintiye çıkacağız. Yeni bir suç ve delile hoş geldiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz ee, izleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Az önce kulak misafiri oldum Amerika'dan da bizi izleyecek olanlar evet. var. Evet. Bu nedenle keyifli bir. ...program olmasını olacağını düşünüyorum. Ümit de ediyorum. Öncelikle size hoş geldiniz Profesör Doktor Ethem Derman. Astronomi ve Uzay Bilimleri Profesörüsünüz. Ve de baharda bu yılın evet. baharında Ankara Üniversitesi'nden emekli olduğunuz. Size evet. sağlıklı, mutlu, uzun bir buradan sonra da güzel ve de çok verimli bir ömür dilerim. Size çok ihtiyacı var. Bu ülkenin astronomi hocalarına gerçekten evet. yeterince tanımıyor belki bu bu toplum. Sizin de çok büyük fark yarattığınızı biliyorum. Bu gece de muhakkak ki çok değerli katkılarınızla bizi zenginleştireceksiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim burada olduğunuz için. Nuray Sayar'ı sizi herkes tanıyor bildiğim Teşekkür kadarıyla ederim. değil mi? Çok tanınan bir kişisiniz. Siz bir astrologsunuz. Evet. Tabii az sonra astronomi ve astroloji arasındaki farkı, Belki de buluştukları bazı yerleri de e, konuşacağız. Tabii ben de dilim döndüğünce adli astronomi, adli astroloji gibi başka açılımları yani her iki mesleğinde çok farklı alanlardaki uygulamalarından da biraz söz etme fırsatı bulacağım. Evet siz e, Fatih Keçelioğlu sosyologsunuz. Ama bu gece bizim aramızda olmanızın bir başka nedeni de bir maya takvimi uzmanı olmanızdan e, kaynaklanıyor. E, tabii böyle bir şey Birçok kişi ilk defa duyacak belki yani böyle bir takvimin olduğunu, belki başka takvimlerin yanı sıra onun özelliğini ve neden şimdilerde de bir 21 Aralık e, takıntısı demeyeyim ama büyük bir heyecanı var. 21 Aralık'la ilgili olarak bir yere doğru gittiğine dair dünyanın onu da sizin e, bizi aydınlatmanızı tabi bu konuda da rica edeceğiz. Evet, şimdi bu öyle bir program ki sırayla ben söz vermiyorum. Herkes kendine göre bir yerinden bir ucundan anlatıyor, biri konuşurken de diğeri muhakkak o, o konu hakkındaki fikrini söylüyor, eleştiriyor vesaire. Ama bu program hiçbir şekilde gergin bir program değil. Yani biz burada hep uzlaşarak kalktık bu masadan bundan çok daha büyük çelişkilerin olduğu meslekler karşı karşıya geldi. Biz iki fen bilimci olarak, bir sosyal bilimci, siz de bir sosyal bilimci sayılırsınız bu alanda öyle. Belki de ikisi arasında bir yerdesiniz değil mi? Yani antropoloji belki ikisi <laughs> arasında bir yerde ya. <laughs> şeyler, bir, bir yerde. Tamam. Yok konuşmak var. Ama Yok, olmaz. Konuşmak olmaz. Var. Konuşacağız. Ama dediğim gibi yani. Her e, Bu gece burada konuşulanlar bin yıllardır var olan gerçekler yani bunların hiçbirisi dün icat edilmiş yeni alanlar değil. Insanları. Toplum içinde sürekli konuşuldu. Sürekli konuşuldu. Bin yıldır, iki bin yıldır, üç bin yıldır konuşuldu. Konuşuldu. Demek bir gerçek. ki bir gerçek bu var olan, evet, var olan bir, bir şey. olay. E, biz de bu olayı kendi penceremizden bu akşam birazcık e, irdeleyeceğiz. Şimdi nasıl başlarız bilemiyorum. Tabii ki e, ana, ana girişimiz tabii 21 Aralık. Ama ben her şeye rağmen yine de izleyicilerimizin bir astronomiyle astroloji tanımını e, ki çok karıştırılan iki şey olduğu için belki sizlerden yapmanızı rica edeceğim. Yani siz kendi mesleğinizin astronominin bir tarifini bize yapın. Siz de bize bir astrolojinin tarifini yapın. Ben evet, ikisini de başlayayım. beraber yapsam olur Elbet. mu? Elbette, <laughs> elbette. Siz yapın. Lütfen. Belki belki Nuray Hanım, her, o da her ikisini birden ben, yapmak e, tabi, tabi, isteyecek. Tabii, tabii. Tamam, tabi. hadi bakalım. Şimdi, evet. Eski tarihlerden bu yana, insanlar olduğundan bu yana her şeyi gökyüzünden beklediler. Dolayısıyla gökyüzünde, yıldızlar arasında dolaşan gök cisimlerine tanrı olarak baktılar. Çok tanrılı dönemi başlattılar her türlü iyilik, kötülük her şeyin gökyüzünden geldiğine inandılar. Dolayısıyla gökyüzünü çok iyi takip ettiler. Çok güzel yıldız katalogları falan yaptılar. O yıldızları bir şekilde sınıflandırdılar parlaklıklarına göre. Ve onları gruplandırdılar, takım yıldızları oluşturdular. Güneşin hangi takım yıldızlar üzerinden geçtiğini bellediler. Çünkü o tarihlerde televizyon yoktu. İnsanların tek uğraşı geceleyin yatınca hepsi de açıkta yatıyordu zaten göçebe toplumdu. Hepsi de gökyüzünü gayet yakından inceliyordu. Dolayısıyla o zaman başladı astroloji. Astroloji o zaman başladı. Çünkü her şey gökyüzünden geldiğine inanılıyordu. Yağmurun dahi gök, şeyden uzaydan geldiğine, gökyüzünden geldiğine inanılıyordu. Çünkü toplum e, bilim açısından sıfır düzeydeydi. Daha sonraları işte bir takım evren modelleri yapıldı. Zannedersem astrolojinin kökeni de şeyden başlar, Aristo'dan başlar bir evren modeli. Dünya merkezli bir evren modeli vardır. O şeyin üzerinde işte dedi ki işte şu burçlar vardır, bunlar şöyledir, böyledir diyerek astrolojinin temelini attı. Astronomlar bu insanların gökyüzüne merakından çok yararlandı. Yani o işte 2000 yıl önce yapılan bir yıldız katalo bizim çok işimize yaradı. Daha iyi takip edebildik gökyüzünü. Astrolojin, astrolojinin astronomi tek faydası oradadır. Ama, tamam yani onlar gökyüzüne evet. bakıyor, görüyorlar, görüyorlar, gördüklerini kaydediyorlar, görüyorlar, evet. Ve onlar bugün de var. Bu, bugün de var. Bir isimler takıyorlar. Evet, bir isimler takıyorlar. Şu anda mesela 88 tane takım yıldız vardır gökyüzünde bir kısmı daha sonradan eklenmiştir. Evet. Yani ar Aristo zamanında yoktu. Daha takım sonra. Takım yıldızı dediğiniz zaman nedir? Bir Böyle bir grup parlak yıldızı çizgilerle birleştirerek Aha. o zamanki hayvanlara, nesnelere, Benzik. insanlara benzetiyorlar. Mesela büyük ayı diyorlar. Büyük ayı takım yıldızına baktığınız zaman hiçbir zaman büyük ayıya benzemiyor. Ne bileyim işte avcı diyorlar. Nasıl benzetmişler bunu avcıya diye düşünüyorsunuz? Ama benzettikleri Ak de hiç mi yok? Yani bir var şey, var. Bir yani arada akrep arada mesela şey akrep takım Aha. yıldızı çok güzel benzer. Aha. E, i̇şte Güneş'in üzerinden dolaştığı takım yıldızlarda da burç denmiş o zaman. Biz de hala burç diyoruz. Evet. Şu anda değil, o zaman dahi 13 tane takım yıldızın üzerinden dolaşıyor Güneş. Ama astrolojide hala 12'dir. Ha. Her güneşin girdiği takım yıldızı pardon burç Evet 30 gün değildir, bazı 45 gündür, bazı bir haftadır, bazı 15 gündür. Evet. Dolayısıyla daha başında kuruluşu astrolojinin kökeninde bir takım eksiklikler vardır. Daha sonra herhalde gözlem olanaklarının hiç mı? Yani Astrologlar bunlar... hiç değiştirmediler. Hayır, onlar değiştirmediler de yani teknik olanaklar arttıkça mı aslında başka da takım yıldızlar olduğu? meydana çıktı. Yani, yani 12 değil de 13 oldukları mesela. Yok o zaman da vardı. Onu gör, o, fark etmemişler Evet yılancı takım yıldızı deriz. Güneş çok az kalır yılancı takım Aha. yıldızında. Onun için onu, Onu da bir kenara koymuşlar bir anlamda ee, işte daha sonra ille de 12 takım yıldız ve hepsinde de 30 gün kalıyor ya yani bir anlamda. Ama kalmıyor diyorsunuz. Kalmıyor tabii. Evet. Kalmıyor. Ee, bir de daha sonra işte yani aradan 2000 yıl geçmiş 2000 yıl geçtikten sonra dünyanın ekseninin dönmesinden dolayı işte takım yıldızların belli tarihlerde giriş yerleri çıkış yerleri farklılaşır. <laughs> Onu da hesaba katmıyorlar. Bu sene illa Amerika'da bir astronom bu böyle olmaz deyince yeri yerinden oynadı. Yani astroloji işte gökyüzünde pardon siz tanımlayın astroloji. Astronomi ise gökyüzündeki cisimlerin fiziğini inceler, evet. konumunu inceler, matematiğini yapar, bilimseldir her şeyi. Ama bir bakıma da şöyle baktığınız zaman bu astronomlar sanki sinekten yağ çıkartıyor dersiniz. Çünkü yıldızlar bizden çok çok uzaktadırlar ve onların biz, bize gelen ta, sadece ve sadece ışığı gelir. Dünyanın en büyük teleskobuyla da yıldızlara baksanız nokta halinde görürsünüz yüzeyini falan göremezsiniz. İmkanı yoktur. Ama biz o ışığı alırız. O ışığı çeşitli şekillerde inceleriz. Tayfun alırız. O yıldızda ne kadar metal olduğunu, ne kadar evet. demir olduğunu, ne kadar altın olduğunu çıkartırız. İşte ışığını inceleriz. Çift yıldızların her türlü parametresini buluruz. Dolayısıyla evreni bir şekilde inşa ederiz. Bugün artık biliyoruz ki çok derin bir uzay var. Yıldızlar bizden çok çok uzakta ve bu yıldızların bizim düşüncemize, geleceğimize, aşkımıza, para kazanmamıza hiçbir etkisi olmadığını da çok rahat biliyoruz tabii ki. Peki, o ayrı bir konu. Ama bütün bunlar evren diyorsunuz. Bu bir tek midir? Yani yoksa başka evrenler var mı? Paralel bir, evrenler mesela? Bir şey. tektir bu evren. Bir, evet. Ama paralel evren teorisini ortaya attılar. Teoridir. Dikkat edelim. Evet. Yani hiç e, kanıtlanmış bir şey yoktur. İşte bir büyük patlama, Big Bang burada olduysa belki aynı zamanda başka yerde bir büyük patlama vardır ve ikisi belki birbirine değmektedir. Ama birbirinin içerisinde değil. Yani biz buradan kalkıp da hemen şurada bir başka paralel bir evrene geçemeyiz. Peki, şimdi siz buyurun. Astroloji. Yani astroloji bir gök gökbilimidir. E, yıldızlar bize her ne kadar uzak da olsa bize verdiği bir enerji var ve dolayısıyla her birey, her canlı, her an bir doğum planıdır. E, tabii ki ben hocamın bilgisine e, saygı duyuyorum. Yok, o apayrı bir alan Peki. zaten. Yani. E, ben... Ama yani astronomiyle astroloji bambaşka e, ve çok eski bir bilimdir. Ee, hayatı... peki ama buna katılıyorsunuz. 12 tane 12'ye bölünmüş olduğuna ve de 30'ar günlük aralıklarla. Evet. Gittiğinde. Yani 30 yani diye kabul ediyorsunuz. E, evet, öyle. Böyle orada bir Yani orada biz bir... öyle öyle öğrendik astrolojiyi. Hala da dipsiz bir kuyu astroloji. Peki bir de bir de e, astrolojide o burçların yanı sıra bir de bir evler meselesi var. O evde bu evde vakit kalacak tabii ki. Gezegenlerin da... evet. e, yani şimdi e, Güneş doğu batı kuzey güney olarak bir haritayı yorumladığımız zaman e, birinci ev ikinci ev üçüncü ev gezegenlerin evet. sıralanmasına göre yorumluyoruz. Yani astroloji bir doğum planıdır. Her birey dünyaya bir doğum planıyla doğar ve gelir. E, gezegenlerin insanların üzerindeki etkisini astrologlar yapar. Ve bu yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda da e, doğduğumuzdan öleceğimiz zamana kadar yani e, birçok şeyi gözlemleyebiliriz. Yani siz geleceğe yönelik de bazı... Ön yer, şeylerde... E, ben bugüne kadar yapmış olduğum çalışmalarda da yine gezegenlerin bize verdiği etki, açılar, dereceler, eğer bunlar bize doğru etkiyi vermiyor olsaydı yapılan araştırmalarda gerek görsel gerek yazılı basında o zaman hiçbiri çıkmayacaktı. Ben bugüne kadar yapmış olduğum çalışmalarda neyi paylaştıysam daha sonra Aa, bunu söylemiştin. Ben bunu söylemiştim bile demiyorum Örneğin Bunlar hep bir tesadüf müydü. Peki gördük <laughs> şöyle bir noktadayız. Şimdi gelelim 21 Aralık'a. 21 Aralık 2012 tarihi, bir süredir dünyanın gündeminde. Yani hele bizim ülkemizden çok daha fazla gündemin, gündemde olduğu ülkeler var. Bir Amerika mesela ya da bir Rusya inanılmaz derecede buna şey yapmış durumdalar, yoğunlaşmış durumdalar. Ve ben de okuduğum kadarıyla bu 21 Aralık 2012'nin aslında bir Maya takviminin son günü olduğu söyleniyor. Son olduğuna göre bundan da devamını yapmamış bu adamlar deniyor. Dolayısıyla bu bir kıyamet e, işareti deniyor dünyanın sonu. Şimdi siz de hem sosyolog şapkanızla hem de maya takvimi e, uzmanı olarak diyelim bize bunu anlatır mısınız bir kere bu mayalar kimdi yani hı hı. E, nasıl bir topluluk öncesinde Ve, hemen buradaki konuştan konuya evet. biraz temelden e, bir katkıda bulunmak istiyorum Buyurun. aslında e, astroloji ile astronomi çok hocam çok ayrı şey olarak görüyor ama e, şimdi kendisinde söylediği gibi yıldızların farklı yıldızların tayfları ölçülerek hangi metalleri içerdikleri ortaya hı hı. çıkarılmış. Şimdi metaller insanları etkilerler mesela. Metallerin bir rezonansı frekansı vardır. Altın giyersiniz farklı karakterinizi değiştirir. Gümüş giyersiniz değiştirir. Bunlar tabi belki hocam bilimsel olarak bulmayacak ama sonuçta astroloji bunlara dayanır. Yani o yıldızların Çok doğru. ve gezegenlerin de metalleri vardır. Bunların bizim hayatımız üzerindeki etkileri üzerinden yola çıkan bir yaklaşımdır aslında. Simyacılığa dayanır. Orta, orta çağdan kalma. Yalnız Tabii ki temel sorunları var ben de katılıyorum. Zodyak 30 gün 30 gün geçiyor işte 21 Mart'tan 21 Nisan'a kadar Koç burcu. Bunlar 2500 yıl önce Babillerin gözlemlediği haldir. Bugün artık ekinoksların kaymasından dolayı vesaire bu değişmiştir. 13. Ophiuchus vardır vesaire vesaire. Astrolojinin bence bir bu konuda kendini yenilemesi gere gerekiyor. Yani Ama bence evet. tamamen çöpe atılması gerekmiyor. Şimdi Mayalar da zaten hem astroloji hem astronomi konusunda ilerlemişler. Matematik konusunda da öyleler. Basit bir örnek, Güneş'in Dünya'nın Güneş etrafında 365 gün ve çeyrek günde döndüğünü, yani bir yılın doğru süresini hesaplamışlar. Çok büyük bir doğruluk payıyla, yani çok ufak bir hatayla. Artı Venüs'ün sinodik döngülerini, yani Dünya'nın Dünya pozisyonu üzerinden Venüs'ün hareketlerini de mükemmel bir şekilde hiç teleskopları olmadan yani gözlemlemişler. Ve mayaların tabi başka özellikleri de var. Tabi kendi içerisinde yani antropolojik olarak incelersek farklı farklı kuşaklarda farklı etnik bölgeler çok farklı özellikleri var. Yani Mesela Aztekleri de mayalarla bir tutanlar var. Aztekler e, insan kurban ediyorlar. Ama mayalarda böyle bir şey yok. Herkes mayaların da insan kurban ettiğini sanıyor. Onlar en fazla hayvan kurbanıyla yetiniyorlar mesela. Ama bildiğimiz kesin bir şey var ki e, astronomi ve matematik konusunda çok ilerlemişler. Ve takvimlerini de zaten çok e, takıntılılar zaman konusunda çok büyük zaman döngüleriyle evrenin yaratılışını açıklamışlar. Şimdi biz bu büyük dev zaman döngülerine baktığımız zaman bu döngülerin e, insanlık tarihinde bir takım önemli olaylara denk geldiğini hep görüyoruz. Mesela bu uzun, uzun sayım dediğiniz sizin döngü mesela bugünden 5125 yıl kadar önce başlamıştır. O döneme baktığımızda görüyoruz ki e, yazının icadı Mısır'da ve Sümer'de ortaya çıkmış. İşte Sümer'de ilk tekrarlı din inancı başlamış. Ee, ve ilk büyük yapıların yapıldığı için bu konu tabii ki tartışılır artık. E, ee, Göbekli ortaya çıktı vesaire. Ama e, çeşitli açılardan insanlık bilincindeki bir takım dönüşümleri, dönüşümlerin haritasını çıkardıklarını söylüyorlar. Artı mesela 63 milyon yıllık döngüleri vardır. Bizim güneş sistemimiz e, galaksinin merkez etrafında döner. Şimdi kimileri diyor bu 26 bin yıldır. Bu doğru değil. 252 milyon yıldır. Siz e, habla tun denilen e, Maya zaman bilimiyle birimiyle bunu açıklayabilirsiniz. Dört birimdir Dünya'nın e, ga, e, Güneş'in galaksinin merkez etrafında dönmesi yani bu 252 milyon yılı dörde bölerek onu bir zaman birimi yapmışlar. Peki. Bugünkü bilimimiz bunu biz e, nasıl açıklayabiliriz yani burada çok ilginç bilgiler var, ezoterik bilgiler var bunları bence hemen çöpe atmamak gerekiyor bilimsel değil diye bakmak gerekiyor. Yani belki onların da günün birinde üstünde birileri çalışırsa nasıl o noktaya gelmiş olduklarını da belki bulabilir. Yani onlar da belki bir mantığa dayanarak bir hesap Sevil Hanım yapılar. burada şöyle bir ilginç zannedersem bir altyapı var. İşte uzaydan geldiler uzaylılar. Ha, o var mı? Mayalara yani onun, iyice bir eğitim verdiler. Onlar her şeyi... O kabul ediliyor bir, mu? geldi. öyle bir şey var. Var mı? Şey? Ben hala şüpheciyim uzaylıların varlığını. <laughs> ama yani Mayalılara gelmedin Mayalılar. Nasıl biliyor şimdi, o kadar şeyi? Ben Maya evet evet öyle görüşürüz. bir söylenti ee, var. Doğru. diyorlar ki işte bizim peygamberlerimiz dedikleri işte ruhsal liderleri Pleiades'ten gelmişler. Pleiades'ten. Ama şimdi <laughs> de, yani. yani, ha ama bu altyapıdan bağımsız değil diyorsunuz değil. yani bu. Ha bu ya yani e ben peki mesela... o zaman bunu mu kabul mü edeceğiz? Etmek zorunda değiliz. Sonuçta var olan kanıtları, arkeolojik kanıtları, tarihsel verilere olarak, bakarak. Yani yani ee. öyle bir uzaylı altyapısı yok burada. Uzaylı olmasa bile ortada kanıtlar var. Yani mayaların bu gözlemleri mükemmel bir şekilde yaptığına dair biliyoruz yani onlar. Yani Venüs'ü her toplum gayet yakından gözler. Bunun için teleskoba da ihtiyaç yoktur. Venüs çok parlaktır. Yani gökyüzündeki en güneşten sonra ayıdan sonra en parlak üçüncü cisimdir Venüs. Bunun için teleskoba falan ihtiyaç yoktur. Sürekli gözlediğiniz zaman işte bizim Türk toplumunda da Anadolu'da köylerde hep gözlerler ve çeşitli isimler vermişlerdir. Akşam göründüğünde akşam yıldızı, sabahleyin göründüğünde sabah yıldızı veya çoban yıldızı demişlerdir. Bunu herkes gözler. Peki Ama mi? bunu gözleyip de işte bunun dönemini falan bulmak o kadar zor bir şey değildi yani. Ama, Ama zor olanları da var. Mesela dünyanın güneş etrafındaki döngüsü, galaksinin etrafındaki döngü. Biz... Dünyanın güneş etrafında mı, güneşin dünya etrafında mı? Çünkü Mayalar zamanında hala dünya merkezdeydi evrenin. Her şey dünyanın etrafında dolanıyordu. Bakın 365 günlük bir takvimleri var. Ve 52 yılda bir 13 günlük e, onların inancına göre sadece tanrıların dinlendiği 13 günlük bir dönem var. 13-52'ye bölerseniz 1 bölü 4 çıkar. Yani her yıl 1 bölü 4 günlük bir artık gün olduğunu hesaplamışlar. Bundan 1-2 bin yıl önce. Peki ama öyle ya da böyle bir şekilde bunlar bunu gözlemişler, bir takvim yapmışlar ve bu takvimin bittiği mi şimdi yoksa bu takvim aslında tekrarlanacak mı? Tekrarlanacak, döngülerden oluşuyor tabii ki manya takvim. O zaman yani, tekrarlanacaksa şimdi, eğer bu bunun sonu olamaz evet. ancak ilginç bir takım olaylara şahit olunabilir, o mudur? Yani evet, sonuçta popüler bilgi nedir? 21 Aralık 2012'de manya takvim bitiyor. Tek bir manya takvim yok bu arada, 20 tane manya takvim var. Evet. Bir sürü. Tabii. Artı işte uzun sayım denilen 5125 yıllık evet. döngü bir, Buna denk 13 baktun denilen bir şeydir. Evet. Daha uzun döngüler vardır. Mesela 5 güneşten bahsediyorlar. Toplam 26 bin yıllık bir döngüden bahsediyorlar. Bu da e, hocam onu nasıl söylüyorsunuz Türkçe bilmiyorum. Ekinoksların kayması olayını de, yani ekinoksların kaymasını bile görmüşler, gözlemlemişler. E, ve bu döngülerde yani 26 bin yılda bir ya da 5.000 yılda bir büyük Dönüşümler olacağını söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Mayalar söylüyorlar. Tamam. Kaldı ki e, görüştüğümde ben e, Mayalı şamanlarla, şimdi şöyle bir his, tarihsel bir gerçek var. İspanyolların fethinden sonra bu takvimi kullanmayı bıraktılar mecburen. Elbette. Bunu e, arkeologlar ortaya çıkartıyor. Aralık 2012'nin son olduğunun. Ve Mayalar diyorlar ki işte bu sizin takviminizin sonu. Onlar da evet öyle miymiş diye bakıyorlar. Dolayısıyla da e, diyorlar ki mesela 2015 de olabilir bu, 2020 de evet. olabilir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey toplumda büyük e, bir çöküşün olmakta olduğunu söylüyorlar. Yani evet bir döngünün sonuna geliyoruz biz. Çünkü dünyaya baktığımızda ekolojiyi e, mahvediyoruz. Toplum içerisinde suç oranları Çok artıyor. E, toplumlar arasında suç oranları artıyor vesaire, savaşlar vesaire bir arınmamız gerekiyor. Ama dünya bizim artık bundan diyor. çok daha kötü dönemler yaşadı. Her yani zaman. her zaman yaşadı. Savaşların en yüksek olduğu nokta şu anda değil. Suçun en yüksek olduğu nokta bu değil. Yani daha geçen haftalarda New York'ta mesela o günü hiç cinayet işlenmedi. O onlar için başka türlü bir kıyametti yani işareti. Anlatabiliyor muyum? Yani suç artıyor diye bir şey genellemek doğru değil. Her zaman o çevre koşulları giderek evet. zaten bakmadığımız için bu dünyaya her şeyi kirletiyoruz yani. Evet. Aslında kendi kendimize belki de yok etmeye doğru götürüyoruz. Bu maya takviminin son günü diye değil. Evet değil ama kehanetleri bunları söylüyor. Yani o döngünün sonuna doğru insanların bilinci çok materyalleşeceği için, manevi değerlerin yitirileceği için dünyaya ve birbirlerine zarar, zarar var, diyorlar. Peki. Sevgili Hanım bir de şey var. Fatih Bey ona değinmedi. Bu maya takviminin bitişiyle ilgili şeyler ilk kitapların çıkışı 95-97 yılları arasında oldu. Evet Ve 2002 yılında kıyameti beklediler. Tabi, Tabii. Evet, evet. 2002 yılında beklediler, beklediler. Olmayınca Olmayın. 2012 dediler. Şimdi 21 Aralık'ta tabii olmayacağını siz de göreceksiniz. Evet. Herhalde 2022 diyecekler. Yani bir... Çok doğru. Evet. Çünkü, <laughs> Çok çünkü doğru. Çünkü şöyle yani bugüne değin insanlık 2022 tarihinde... 2022'de de 2032 diyecekler. <laughs> Saymış birileri... Bugüne değin 183 defa kıyamet kopacak diye bir tarih verilmiş hep. Yani bilinen belgelenmiş böyle bir <laughs> şey var. Yani peki ama yani bu sefer tabii iş çok da ilginç bir başka ticari boyuta da tabii. ulaştı. Tabii yani 21 Aralık'ta ben şeyi merak ediyorum. İki tane köy ismi geçiyor hep. Ee, ama daha önce belki o köylerden önceki Şirince onlardan biri. Bu köylerden önce belki şeye e, gelmekte fayda var. Bu. Eee Sümerlerin bir gezegenden bahisleri var. Marduk. 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 Onun çarpacağı söyleniyor. O da san, sanki tam 21 Aralık'a mı denk evet. düşecek? Evet. Şimdi, ama bunlar ne kadar birbirinden ayrı iki kültür. Daha yani daha nasıl daha daha da ben? var. Daha da var Sana yani. Da, yani 21 Aralık'ta o kadar çok senaryomuz var ki kıyamet olması için biz hepsi için ayrı ayrı kitapsı yazdık ve i̇şte, satılıyor diyor. Satılıyor. Yani biz, evet. ben yazmadım tabii. Anlıyorlar. Yazanlar var. Evet. Şimdi bunun reklamını yapmak zorundalar. Dolayısıyla hepsini 21 Aralık'a yüklediler. Yazık değil mi? Var biraz farklı günlerde söyleseler evet. de insanlar farklı <laughs> zamanlarda kıyamet bekleseydi. Ama şimdi bütün kıyamet senaryoları hepsi 21 Aralık'ta. Peki şimdi bu, bu Marduk veyahut da Nibiru, Nibiru kimsenin görmediği bir gezegen aslında. Evet. Peki madem ki o eski zamanlarda insanlar gözlüyor ve ondan sonra da kaydediyor bunlar hiç görmedikleri bir şeyi niye kaydettiler? Şimdi o zamanın bilim insanlar gökyüzünü gözleyen insanlar bir takım şeyler öne sürdüler. Genellikle Planet X de denir evet, buna. Evet. Ee, geçenlerde öyle bir yazı yazdım. Yani tarihte böyle 3-4 tane gezegen var. Hiç görülmemiş ama olduğu tahmin edilmiş. Bunlardan biri de Nibiru Mar evet. veya Marduk denilen. Mesela bir tanesi çok ilginç. Dünyanın yörüngesinde dolanıyor. Fakat evet. tam 180 derece farklı. Dolayısıyla hep güneşin arkasında kaldığı için göremiyoruz demişler. Onu da bir gezegen olarak evet. kabul ediyorlar. Şimdi 21 Aralık'ta bir Marduk gezegeni geliyorsa 2012 yılında, evet. inanın biz bunu 15-20 sene öncesinden görebiliriz. Evet. Uzayda çok ilginç teleskoplar dolaşıyor şu anda. Özellikle kırmızı öte gözlem yapan teleskoplar var. Bunlar gezegenlere çok duyarlı. Ve bunlar böyle bir gezegeni görürlerdi. Çünkü 5-10 kilometre çapında asteroidleri görüyorlar çok uzaktan. Hı hı. Böyle hı hı. kocaman bir Marduk gezegeni biz bin kere görürdük ama Bizim görmediğimizi bu kitapları yazanlar görüyor sevladım. Peki şimdi bu gelip e, bir yere çarpacak dolayısıyla yani dünyaya çarpacak. Dünyaya çarpacak. Ve o nedenle bir e, şey olacak, kıyamet kopacak. Ama iki tane yer var. Birisi Şirince, e, işte Selçuk ilçemize bağlı bir Şirin köy. Bir, bir tanesi de Bugara. O da e, işte Fransa'nın güneyinde, e, Pireneler'de. 176 kişinin yaşadığı başka bir köy. O da bir dağın eteklerinde. Şimdi bu iki noktayı kim nereden çıkarttı acaba? Bilen var mı? Yani bu iki bu iki yer nereden çıktı? Çünkü her ikisine de gerçi Fransa'dakine biraz daha sık rastlanıyor tabii ki bakıldığı zaman. Onunla ilgili şey çok, laf çok. Şirince için çok yok ama şu anda da Şirince'de artık kalacak yer yok. Yani onu da görüyoruz. Herkes oralarda e, nitekim garahla ilgili olarak da 50 kilometrelik bir dairenin içerisinde e, Hiçbir tek oda yok Tek yatak yok Yani o kadar herkes orada Ama çoğu gazeteci o, o. <laughs> Şimdi bizde de gazeteci Uzaylılar yapıyorlar. Bugara'ya ve Şirince'ye uğrayıp Evet e, Orada olanları alıp şey Aynı yapıyorlar. zamanda Hı. orada iletişim halinde Gemileri oradaymış Söylentilere göre Ben bundan 18-19 yıl önce bile ee, uzaylılarla bağlantı kuran kuruyorum diyen birileriyle sohbet ettiğimde bu deneyimi yaşadım. Yani onlar zaten orada mı deniyor? Yani. Orada zaten o, o gün gemilerini alıp onları götürecekler. Ee, dolayı, yani yani söylentiye göre bir evet. de bir araştırma yapan başka bir grupta Meryem Ana Efes'te ama mezarı, kabristanı Şirince'de belli olmayan bir köyde olduğu söyleniliyor. Meryem Ana onları toplayacak. Kudüs'te de ve İsa'nın Bugara'ya ineceğini evet. ve Bugara'dakileri toplayacağını. Yani birileri İsa'ya tutulacak, birileri de Meryem Ana'ya tutunacak evet, ama inançlara göre. Hristiyanlıkla ilgili. E, tabii ki şeyler, yani. Tabii ama ki. hiç evet. yani eğer kıyamet kopacaksa kimse Mekke ve Medine'den bahsetmiyor yani. Zaten Dikkat ama, edersiniz. Evet. evet. İşte bu tabi ilginç yani nüfusunun %99'undan fazlası Müslüman olan bir ülkede böyle bir şeye bir kıyamet teorisine inanan sayısının bu kadar e, çok olması da insanın biraz garibine gidiyor doğrusu. Şimdi benim aslında e, psikoloji hiç ilgim yok ama bu çok psikolojik bir olay. Evet. Yani her dinde bir kıyamet senaryosu Elbette. var ve tabii insanlar ki. bu senaryolarla büyür. Ben büyürken Tarsusluyum. Mesela o zamanlar kıyamet senaryoları yereldi. Tarsus yılandan gidecekti çünkü orada şahmeran öldürülmüş. Evet. Adana sudan gidecekti çünkü yeni bir baraj yapılmıştı ve baraj çok miktarda su tutuyordu. Efendim Adana 8 metre suyun altında kalacak diyorlar. Eskiden senaryolar böyle yereldi. Ama dijital çağın gelmesiyle senaryolarımızı globalleştirdik, hiç... küreselleştirdik <laughs> artık evet, yani. Evet. Öyle bir kıyamet bekliyoruz ki hepsi birden gidecek. Bu bütün mesele insanların kıyamete inanmasından kaynaklanıyor. Kıyamet olacak. Her böyle öğretildi bize. Evet. Çocukken de böyle öğretildi, büyüyünce evet. de öğretildi. Ama hocam kutsal Kı kitaplarda da kıyamet olacak. Ama kıyametin ne zaman olacağını kimse <laughs> bilmiyor. Kimi Mehdi'den söz ediyor, kimi <laughs> İsa'dan bahsediyor, kimi Meryem'den söz ediyor. Ama ne zaman olacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla biz her gün her yıl kıyameti beklemek zorundayız. Mutlu evet. yaşamak varken, çok doğru. güzel evet. güzel yaşamak varken doğru. kıyamet bizim ne işimiz Allah aşkına şu günlerde? Ülkemiz refaha ulaşmış, ilk 20 ekonomide ilk 20 şeye girmişiz. Çok Artık şükür. bizim ne işimiz var kıyameti ille de beklemekle? Ama insanların psikolojisi buna çok yatkın. Evet. İnsanlar evet. inanmak istiyorlar. Hele bilmedikleri şeye çok inanmak isterler. Bilinmeyene Evet ama şu anda o kadar ki yani sadece bu değil tabii. Yani bu iki köye gidelim de orada sağ kalalım veyahut da bizi uzaylar alıp götürsün meselesinden öte mesela Rusya'da çok ciddi bir erzak depolama paniği var. Yani herkes işte konserveler, unlar, pirinçler, şekerler alıyor ve toprağın altına bir yerleri onların... kıyamet olsa ne zaman yiyecek i̇şte onları? Zaman... <laughs> aynı şekilde en çok şu anda gelir getiren Amerika'da bir takım sığınaklar yani mobil sığınak inşa edenler onlar satıyormuş durmadan. Amerika'dan Fransa'ya olan uçak uçaklarda yer yokmuş bütün bu ay içinde yer yok ama alınan biletler de tek yönlü. Yani geri dönemeyeceğine <laughs> inanaraktan geliyor insanlar. Yani şöyle bir bir tuhaflığın içinde olduğumuz muhakkak. Tabii ki biz kıyamet teorilerini insanoğlunun her zaman bir biçimde tabii ki beslediğini şey yapıyoruz. Görüyoruz. Fakat gerçek kıyametler kopmaz mı? Kopmayacak mı sizce? Ee, yani kopma ihtimali yok mudur? Mesela gerçekten e, bütün bütün evrenin tek bir noktada enerjisinin toplanarak yani kendi içine böyle bir çökeceği veya da patlayacağı yani böyle bilimsel olarak izah mümkün milyon yıl kadar sonra dahi olsa. Biz göz bilimcilerimizin evet. bu konuda söyledikleri bir evet. şey var. Mesela bundan 4,5 milyar yıl sonra evet. güneş evrimleşecek, ölme aşamasına gelecek. O zaman çapını büyütüyor. Evet. Öyle büyütecek ki mesela dünya onun içerisinde kalacak. İşte o zaman ben derim işte gerçek kıyamet o zaman. Yanacak yani kavrulacak ama bir anlamda mı? 4,5 milyar Anladım. yıl sonra. Güzel, ama... O zaman insanlar belki dünyada kalmayacak. Jüpiter'in evet. uydularında yaşayacak, Satürn'ün uydularında yaşayacak belki. Hı hı. Yani yaşayacağı yer çok insanoğlunun. Ama dünyada kalanlar için o zaman tabii kıyamet olmuş olacak diyoruz. Evet. Ama yani bunu da gülerek söylüyoruz çünkü kimse 4,5 milyar yıl sonra ne olacağını bugünden hiçbir zaman söyleyemez. O kadar geleceği göremeyiz. Ama biz yani gök bilimde Güneş'in ölüm zamanının 4,5 milyar yıl sonra olduğunu biliyoruz. Peki e, bu bunun dışında bir şey daha var. Yani insanlar çok merak ediyor onu. Bir gök taşı gelip de dünyaya evet. çarpmaz mı? Evet. Şu anda e, en son bir vice teleskobu atıldı e, kırmızı öte bölgede gözlem yapan ve 20 bin tane 20 bin tane dünyaya yakın geçen, dünya için tehlikeli olan asteroidleri saptadı. Düşme ihtimali olanlar var yani, evet Düşme ihtimali, ihtimali olanları hepsini saptadı, yörüngelerini saptadı. Mesela önümüzdeki 250 yıl hiç böyle bir çarpma olasılığı yok. Hı hı. Ama çarpma olasılığı olan bir asteroit olduğu zaman da buna karşı önlemler de alındı. Bunun hem Amerika tarafında hem Rusya tarafından önlemleri var. Yani çok çeşitli 5-6 tane ayrı teknikle çarpacak asteroidin yörüngesini değiştirmek mümkün bugün. Bunu yapabiliyor uh -huh. bilim insanları. Bunun dışında daha küçükler var. Bunları göremiyoruz. Yani bir kilometreden küçük göktaşları var. Bunlar düşerse bir kenti belki zarara uğratabilirler ama öyle dünyayı zarara uğratacak bir şey çarpma olmayacak. Bundan yaklaşık 65 milyon yıl önce şu dinozorların ölümü meselesini evet. asteroide bağlarlar. Evet. O da asteroid çarptığı için ölmemişlerdir yani. Asteroid çarptığı da bol miktarda toz toprak gökyüzünde çıkmıştır. Dolayısıyla güneş ışığı 4 yıl boyunca güneş ışığı görmeyen hı hı. bitkiler gelişememiş. Bitkiler gelişemeyince de birçok hayvan türü o zaman evet. ölmüştür. İşte bu kükürt, kükürt deniyor değil mi? Kükürdün artması, asit yağmurları evet. vesaire evet. ve dünyanın soğuması mı? Yani bir soğuk evre mi var soğuk, orada? Soğuk soğuk evre var. Evre, soğuk var. evre var. Dinozorların şeyi o. Evet. bir de yine de yani bu atmosferin karbondioksit düzeyinin ikiye katlanmasının yaşandığı Sibirya'da bir Dönemden süzülüyor. Ondan daha önce anladığım kadarıyla. Bunlar böyle milyon yıl evet, önceleri. Aralıklarla, evet aralıklarla. Evet aralıklarla. Mesela şu anda bu karbondioksitin artması sonucunda bir küresel ısınma bekliyor evet, tüm dünya. Evet. Fakat gök gökbilimcilerin bir bölümü küresel soğuma bekliyor. O da kesin değil yani O da kesin anda. değil. Evet. Bunlar hep bir olasılık. Bir takım şeyler var ama. Mesela e, 1615, 1645 ile 1710 yılları arasında güneş üzerinde hiç leke gözlenmedi. <laughs> Teleskop bulunmuştu. Galileo güneş lekelerini gözlemeye başlamıştı evet. 1609'dan evet. itibaren. 1645'ten sonra güneşte hiç leke gözükmedi. Güneşte hiç leke gözükmeyen bu dönem içerisinde kutup buzulları Paris'e kadar geldi biliniyor. Dolayısıyla bir soğuma var. Evet. Ve şu anda güneşteki etkinlik yani lekelerin çıkışı her 11 yılda birdir. 2013'te yine maksimum olacak. 2002 yılında da maksimum olmuştu. 2013'teki maksimum 2002 yıldaki maksimumun yarısı kadar. Ve gök bilimciler, NASA'daki güneş gözle, güneşle uğraşan bilim insanları dahi diyorlar ki bir sonraki 11 yılda güneşte hiç leke gözükmeyecek büyük ihtimalle diyorlar. Dolayısıyla o devreye referans veriyorlar. Eğer güneşte hiç etkinlik olmasa, leke çıkmazsa, patlamalar olmazsa dünyada bir küresel soğuma olabilir fikri bugünlerde çok tartışılıyor. Evet, şimdi siz demin 11 yıl ya da 12 yıl 11 yıl dediniz. 11 yılda bir görülen bir şey aklıma bir şey geldi de parantez açıp onu söyleyeceğim. Komik çünkü Hong Kong'da doğum oranını ölçmüşler. Ve e, bir de bakıyorlar ki e, belli aralıklarla daha fazla doğum var o yıl belli yıllarda daha fazla doğum var o aralarda doğum oranı düşük. Şimdi bunun sebebini anlamaya çalışıyorlar. Meğerse Çin takvimine göre e, kadınlar ejder burcunda. Çocuk yapmak, çocuk yapmak için diyorlar. Evet. Ejder burcu da orada bilmem kaç yılda bir geliyor. O hı hı, ejder yıl yılı bir. var On 13 12. yılda bir. İşte Değil bir, mi? bir şey var. yılda bir geliyor. 76 ejder yılıydı. Ha pardon tabii 12 ha, yılda bir. İşte şu aralıklarla nüfus artıyor. Yani şuna bakmak lazım sosyolog olarak size de tabii dönüp söylüyorum. Yani e, insanlar her ne olursa olsun bu dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar e, bu gökyüzünün hala çok ciddi etkisi var. Tabii tabii. Ve gelelim de birazcık yani bu, bu gökyüzünün insanların karakterini de etkilediğine dair böyle çok büyük bir inanç var. Şimdi birileri her ay değiştiriyor bu karakteri, dünyanın bir başka yerindekiler ise her yıl değiştiriyor karakteri. Yani, bir insan karakterinin değişmesi ne demek Sevgili Hanım? Yani diyelim ki bir, bir 12 çeşit insan var bize göre. Yani hmm. o burçlara göre. Gerçi şimdi onu biraz daha tabii çok muhide ediyorlar. <laughs> yani diyorlar ki yükselen burç diye bir şey var. Çünkü 12 oldu mu e, olmuyor. Bir açmaza giriyorsunuz. Çünkü ama doğum yeriniz ve doğum saatiniz, doğum yılınız değil mi? Bir takım şeyler. Şimdi başka e, türlü bir eskiledir. doğum planı var. Sadece burç değil efendim. Sevgi Hanımcığım. Dinliyoruz. Bir doğum Hadi. planı evet. var. Bizim doğduğumuz anda güneşin bulunduğu burç Ayın bulunduğu burç ay çünkü bizim yaptığımız çalışmalara göre iki buçuk günde bir burç bir burçta seyreder ay hangi burçta o bizim psikolojimizi duygularımızı ruh halimizi etkiler ee, güneş duruşumuzu doğduğumuz saatte güneşin dipte mi tepede mi yani öğlen doğdunuz ona göre bir davranışınız öğleden sonra doğdunuz ona göre bir duruşunuz. Gece doğdunuz ona göre bir duruşunuz var. Ufuk saati çok önemli. Yani yükselen sizin tarzınız, stiliniz. Yani sadece sizin koç burcu olmakla bitmiyor olay. Yani sizin daha 11, 11 bur güneş burcunun dışında sizi etkileyen 11 burç daha var. Yani ev ev derece de derece baktığımız zaman. E, yani astroloji bana göre yani benim inancıma göre e, insan bireysel yaşamında çok önemli bir yaşamsal sanat ee, ve hayatı kolaylaştırmak nerede nasıl davranman gerekiyor ee, hangi süreçte nasıl davranman gerekiyor ne yaşıyorsun kimsin nereden geldin nereye gidiyorsun sorumlulukların ne yani benim inancıma göre tabii ki ben inanmayanlara da saygı duyuyorum. Hayır, Ama mesele inanmak değil anlamakta. Yani, yani anlamaya ya da bir taraftan da. da. Yani mesela saygı ben, diyorum, ben neden? kendi penceremden baktığım zaman diyorum ki ya DNA gibi bir şeye ben ömrümü vermişim bir genetik bilgiye. Hı -hı. Şimdi burada siz bana öyle bir şey anlatıyorsunuz ki diyorum ki ya bu DNA'nın demek ki neredeyse hiçbir önemi yok. Ben yani benim bilim, duruşumda, şey yapımda, yani tavrımda, karakterimde ee, Ama sadece tavır ve karakter değil. değil olay kesinlikle işte bu bence yanlış anlatılıyor. Evet. Yani e, bir yaşam biçimi var. Doğduğunuz anın etkileri çok önemli. Örnek veriyorum eee insanlar dolunay zamanında ...daha çok gergin oluyorlar, daha fazla suç işliyorlar. Ya da ben bir astrolog olarak bir haritayı incelediğimde, suçlu birinin haritasını incelediğimde... ...onun direkt 8. ve 9. 8. 4. ve 12. evine bakıyorum. Bu Mars retrodayken, Mars gerilerken doğmuş ve hakikaten belki seri katil... Sonra karakollarda yapılan araştırmalarda insanlar ellerine silahı dolunay zamanında daha çok alabiliyor ya da daha çok gergin olabiliyor. Ay çünkü duyguları etkiliyor. Dolayısıyla yani hani, e, olasılıklar çok önemli. Ee, kendi hayatımda da deneyimlediğim birçok şeyde bir sürü harita deneyimleyen biri olaraktan. Ee, bence e, deneyimlenmeli astroloji. Çok önemli. Dolunay fikrine katılıyorum çünkü e, şimdi yoga öğretmeni şapkamı giyersem evet. ya. Evet, Aa bir de o mu vardı? Onu evet. bilemedik kusura bakmayın. <laughs> yani evet. çok evet. Liste evet. Yeni ay örneğin çok özür dilerim. Evet. E, birçok kişi yeni ayda yorgun olur. Enerjisi çok düşük olur. E, dolunay zamanında örneğin e, ameliyat edilirse kan dolaşımı çok fazla hızlı çalışır. Yani ciddi anlamda ayın insanların üzerindeki etkisini incelemek Tabii lazım. Ki çünkü hani bunu bir okuyabilirsiniz. Evet şimdi yani e, yogiler diyorlar ki e, hatta diye bir kavram var. Güneş ve ay. Hı hı. Şimdi hata yoga fiziksel yoga falan diye geçiyor. Hata yoga aslında güneş ve ay enerjisinin hı hı. dengelenmesi üzerine. Şimdi bizim e, bizi etkileyen en önemli iki faktör. Burada bir kutupluluk, zıtlık vardır. Güneş ee, bize enerji verir aktiftir kontrole sahiptir kendi Çok enerjisini doğru. yayar ay ise pasiftir tam zıt kutuptur yani erkek ve dişi gibi ve bizim enerjimiz de dolunayda daha feminen oluyor genel olarak aoramız e, daha kontrolden çıkmaya meyilli oluyor Hı -hı. yeni ayda ise böyle bir sorun yok dolayısıyla dolunayda insanlar kontrolden çıkıyor Hı -hı. yani hem duygular ona da katılıyor ee, bu yani şey bir şey değil afaki bir şey değil gerçekten İyi. sadece karakollar değil işte e, hastanelere de bakabilirsiniz. Psikologlar işte intihar oranları artıyor vesaire yani bu tür şeyler kanıtlanmış, özlemlenmiş istatistikler var bu konuda. Dolayısıyla e, bilimsel bir yönü de var. Yok. Evet. Şimdi ben biraz, <laughs> biraz rakam vereyim. Yapmayın zaman, hocam yapmayın. Gerçekten verin. yok. yapmayın. Ya Biraz rakam vereyim. Tabii ki şimdi bu anlatılanlar her toplumda olan bir takım inanışlar. i̇nanışlar. Yani diyelim ki işte Dolunay'ın insanı işte farklı davranışlara yönelttiği yahut da ameliyatlarda daha fazla kanamaların olabileceği gibi veya intiharların artacağı yani çok çeşitli söylentiler ve de inanışlar olduğu için hatta çok eskiden mesela Shakespeare'in bir otellosunda kabahat hep ayın yolunu şaşırmasında her zamankinden daha fazla yaklaşıp dünyaya aklını başından aldığı insanların diye bir cümlesi var. Yani böyle bu asırlardır böyle bir şey var. Tabii ki bunun doğru olup olmadığını insanlar araştırmış. Yani madem ki böyle bir inanışlar var o zaman biz bunları bir araştıralım demişler. Aşağı yukarı 70'lerden bu tarafa yapılan çok sayıda Araştırma var bununla ilgili yani hakikaten böyle bir şey oluyor mu diye. Mesela bir tanesinden size söyleyeyim. 2008'de Viyana'daki, e, işte Viyana Üniversitesi'nde yapılmış olan e, şey var. 1970 ile 2006 arasındaki 65 bin intihar vakkasını e, şey yapmış, e, değerlendirmişler. E, ve de amaç olarak da yani bunun araştırmanın amacı da e, kişinin... E, Ay çılgınlığı ya da işte ay, ay çarpması ya da ay deliliği gibi bir e, şeye m, tabi olup olmayacağı böyle bir etkisinin olup olmayacağını bu çok eskiden beri gelen e, inanışın doğru olup olmadığını anlayabilmek için yapmışlar. Tam e, yani tamamlanmış intiharları teşebbüsleri değil tamamlanmış intiharları inceliyorlar ve bunların e, ne zaman olduğuna bakıyorlar ve hiçbir biçimde ikisi arasında bir bağlantı bulamıyor. Yani ayın evreleriyle intihar arasında herhangi bir e, bağlantı bulamadığı gibi yani dolunayla da hiçbir ilgisi olmadığını buluyor. Evet. Ben iki çalışmadan evet. söz edebilirim. Astronom George Abel vardır. Çok evet. meşhurdur. Evet. George Abel'in yaptığı bir çalışma 11691 doğum gününe bakıyor ve ay evresiyle hiçbir ilişkisi olmadığını buluyor. Ben bir zamanlar bu astrolojiye inanan kız öğrencilerime tez yaptırırdım ve eee İbn Sina'da 125 doktorun bu meşhur yıldız haritasını evet. çıkarttım. Tamamen 1/12 12, 12 dağılıyor. Hiçbir farkı yoktu. Bir başka intiharla ilgili güzel bir çalışma var. E, Sacramento County'de 58 yılda işlenmiş toplam 4190 intihar olayını incelemişler ama Hiçbir korelasyon yok ayın evreleriyle yani dolunayla hiçbir korelasyon yok. Hiç şekilde dağılıyor. Dolayısıyla bunu bilimsel olarak baktığınız zaman büyük sayılar da dikkat ederseniz çok büyük... denek sayısı oluyor. çok fazla evet. yani yok bir ilişki yok. Ama nereden geliyor ilişki diye sorduğunuz zaman yine insana dayanıyor. İşte bu şeyle kurt adamla evet. başlayan yani 200, kaç yıldır bilmiyorum onun şeyin tarihini ama Böyle Orta bilim, beri bilim kurgu, evet. bilim kurgu romanları, bilim kurgu filmleri insanları çok etkiliyor. Yani televizyonda gördüğü her şeye inanıyor insanlar. Çok ilginçtir bu. Biraz kurt adam istiyorsanız ben bir parantez açarak Lütfen. bir bilgi vereyim. Kurt adam dedikleri aslında çok fazla yüzünde de kılları çıkan bir hastalığın, yani hipertrikoz istenen bir hastalığın belirtileri her yere hmm. kıllı olması. Muhtemelen Dolunay'da e, görülüyordu tabii ki. Bu bu kıllar bir acayip Hı -hı. bir şey. Yok. Kurta benzeyen bir adam gibi. Ama görülenlerin bu hastalar olduğu söyleniyor. Yoksa e, tabii bir de bir takım akıl hastalıkları da var. Yani kendini bir hayvana dönüşmüş olarak dönüştüğünü zanneden. o Onlar ayrı. Ama bu kurt adam efsanesinin de aslında altında bir hastalık yüzünden Artan kıllar hı hı. E, var, hı hı. E, böyle insanın kurda dönüşmesi diye bir şey. Bir de saldırgan. Zaman... Hani, e, Dolunay zamanında insanlar gergin ve saldırgan bir ruh halinde oldukları için e, belki onun, da ondan da hani kurt saldırır ya. O, o da olabilir diye düşünüyorum. Ama hani ben de kurt adam şeyine inanmıyorum. Kurt adam olmadığı gibi yani dolunayda insanların saldırgan olduğu iddiasıyla ilgili olarak. Ee, o da tabii ki çok incelenmiş bir olay. Ee, İngiltere'de mesela yapılan çok çalışıcı sayıda araştırma var. Ee, oraya denk düşmüyor ama yine de e, devriye sayılarını arttıran mesela bir takım lokal polisler oluyor, yani e, emniyet müdürleri oluyor Olura, olur mu diyerekten seri katillerden bazıları için. Dolunay'ı tercih ettiği hep söylenmiştir. Onlardan bir tanesiyle ilgili olarak tabii neredeyse anekdot olabilecek bir kendi ifadesi var. O da David Berkowitz yani Seminoğlu denen bir tane seri katil var. O genellikle Dolunaylı gecelerde hep öldürmüş ve hedefi de onun otomobilin içerisinde bulunan Çiftler, genç çiftler bir anlamda sevişen çiftleri hep gözüne kestirmiş, onları öldürmüş. Ee, FBI'nin davranış bilimleri biriminden iki tane uzman seri katillerle görüşüyordu uzunca bir süre anlayabilmek için neden olduğunu. Onunla da görüşmüşler ve bu Dolunay meselesini ona sormuşlar yani niye bu Dolunay'da sen çıkıyordun ortalığa. E, o zaman görülüyordu ancak arabaların içi. Diğer günlerde arabalarda kim var kim yok göremiyordum. Onun için o günü seçiyordum demiş. Yani bir de bir çiftler satçı, hep Dolunay'da çakılır. Hep Dolunay'da bir mehtap Bir yandan ayı istiyorlar. seyrediyorlar, mehtabı seyrediyorlar bir yandan evet. seyreşiyorlar. <laughs> yani şimdi şöyle sizler haklısınız. Tabii ki bunlar hep efsane şeklinde halk arasında gelen bir takım hadiseler. Ama bunun karşılığı da mesela cumaları ve ayın 13'ü hem cuma hem 13'e denk gelen mesela onun da uğursuz olduğu mesela inancı vardır. Onu da insanlar şey yapmış. Mesela Almanlar 27914 cerrahi müdahaleyi tarayarak cuma 13'e denk düşenleri şey yapmış, incelemişler ve hiçbir şekilde ne cuma 13'le ne burçlarla ne de dolunayla ilgili Herhangi bir kanama, yani çünkü herkesin derdi o. Yani acil cerrahide çalışan mesela hastane acillerinde çalışan hekimlerin arasında da buna inananlar oluyor bazen. Evet. Dokunmam diyor mesela. Bugün ameliyat yapmam diyor. Ameliyat yapmam diyor. Yani dolayısıyla bunlar tabii bir anlamda onu tabii ki aç, aydınlığa kavuşturmak için yapılan bir takım gayretler hepsi. Yani dur, durduk yerde yapılmış olan şeyler değil. Ee, açıkçası eee Hiçbiri kanıtlanamıyor. Var böyle düşünceler, inanışlar, i̇nanışlar var. var. İnanışlar, i̇nanışlar var. var. İnanışlar var. Burafeler belki. Al, evet, gelir. alışılmış <laughs> şeyler var. Fakat olmuyor. Şimdi. Ama ben yine de şeye dönmek isterim. Bu kadar çok insan inandığına göre bu burçlara gerçekten bir şöyle bir dönmek istiyorum. Çünkü gazetedeki mesela o burç sayfalarında olanların ötesinde bir şeyler beni daha çok belki cezbediyor. Çünkü ona inanamıyorum. Neden ne gelince ben balık burcundanım mesela. Her, mesela sabahleyin bakıyorum her birini okuyorum her biri bana uyuyor. Böyle şey olmaz diyorum yani. Her, herkes için genel geçer bir şeyler yazılmış gibi sanki onlar. Yani insanın inanası gelmiyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Bunlar onlar kötü şeyler mi? Yani onlar bu işi bilmeyen insanlar mı? Acaba? Yani gelişi güzel gerçekten profesyonel bir astrolog tarafından yazılmadıysa. Evet, büyük gazetelerimizin burç sayfaları işte yani herhalde onlar şimdi önemli. Bana şeyler. uyuyor diyorsunuz. Ki, şimdi sizin ay burcunuz örnek veriyorum Koçsa psikolojik anlamda o Koç yorumu size uyabilir. Sizin yükseleniniz Terazi ise e, düşünceleriniz ya da ilerleyişinizi anlatabilir. Ama tabii ki günlük burç olarak baktığımız zaman e, belki sizi çok etkilemez ama sizin bir haritanız incelendiği zaman Peki, ona ayrıca geleceğiz ama ben şu şu gazetede yazan günlük burçların aslında pek de o kadar kale alınmaması icap ettiğini hayır Çünkü profesyonel siz bir daha... astı ben ama günlük burçları yaz ben kendim yazdığımda ya da yorumladığımda Kendim yapıyorsam okey ama gerçekten profesyonel bir astrolog tarafından yazıldıysa ben doğruluğuna inanırım. Günlük burcun evet, dahi e Ama peki her birini okuyup da her birinin size uyduğunu görürseniz ne yaparsınız? Şimdi onu siz söylüyorsunuz Evet. Herkes kendini biliyor. Tabii <laughs> ki. Yani ama ben, hani ben onu biliyorum. E, deneyimlemediğim için o şekilde görmedim. Hiç için. öyle yapmadınız mı? Mesela ben bugün kendi çıkardım çıkardım burada için yazıyor burada diye. Hiç başkasının yorumunu okumadım ben. Evet. Sevil Hanım, ben size bir şey sorayım. Buyurun. Herhangi bir konuda beklemeyi sever misiniz? Neyi? Konuyu herhangi, ya Herhangi bir konuda. Sabretmeyi mi? Sabretmeyi. Ya beklemeyi. Bir, bir, yerde bir başka beklemeyi. soru sorayım. Mesela kendinizi beğenir misiniz? Kısmen. beğendiğim taraflar var, beğenmediğim taraflar var. Bakın, ben Aslan Burcu'yum. Hep konferanslarımda bunu gösteririm. İçinizde kendisini beğenmeyen var mı derim? Lider olmak istemeyen var mı derim? Bu Aslan Burcu'nun temel özellikleri. Bu Burç denilen şeyde öyle laflar söylenir ki evet. herkes uyar. Dolayısıyla e, tamam. siz evet. her gazetede okuduğunuz her günkü Burç size hepsi uyar. Evet. Uy uy Çünkü uy psikolojik uy bir yaklaşımdır. Fiiller o şekilde seçilir. Mesela belli bir Burç'taki de sen inatçısın derler. Her insan kendisine inatçı olduğuna inanır yapmayın hocam. <laughs> Şimdi çok yüzeysi anlaşıldığı için tabii buralara geliyor. Değil ama. Yani, yani 4-5 satırlık bir şeyi okuyup evet. da yani o günü e, o günü ona dayandırmak bence yazık. Değil yani tabii öyle ki. De, olmamalı. Kesinlikle. Bir de insanlarda yani. şey ben var. Bir söyleyeyim. kimlik arayışı var. Aa ben işte Aslan Burcu kadınıyım. hani değil. Böyle bir kimlik arayışını doldurmaya çalışıyoruz. Peki Üstüyle ama gelin görün ki mesela sadece o değil. Diyelim ki e, falanca burç, filanca burçla iyi geçinir. Dolayısıyla kocanızı, karınızı oradan seçin gibi doğru şeyler. Ha, bari bunun böyle bir şey yok. Size. Yani birini seviyorsanız Şimdi, eğer, seviyorsunuz <laughs> demek. Bunlardır <laughs> astrolojiyle ilgilenirsiniz. Bir genç ya da bir bey gelir der ki, bil bakalım ben ne burcuyum. Evet, örnek veriyor. Muhabbetle açmak için Hı. herhalde güzel bir. Ya da şeydir böyle diye. konuşursunuz bir astrolojik olarak ay ne kadar teraziye benziyor dersiniz. Aslında onun sohbetiyle duygularını görürsünüz. Ya da uzaktan bakarsınız. Ne kadar aslana benziyor. Yükselenini görürsünüz. Azıcık sohbet ettiğinizde ay burcunuzu çözersiniz. Ya da direkt yengeçsin duruşuyla. E ben hep şey derim ve birçok astrolog arkadaşım da aynı şeyi söyler. Sen ne burcu, ben ne burcuyum bil bakalım. Ben senin haritana bakmam lazım. Hani e ya da bana öyle bir şey yok neye benziyorsun. Çünkü bir anda aa bak gördüm bilemedi derler. Yani... Ee, sadece tek burcu olmakla bitmiyor astroloji. Gerçekten çok önemli bir bilim. Yani e, öyle lider olmak değil. <laughs> Siz <gidiyorsun. gülüyor> Değil hocam, değil ah, değil. Burada. Keşke sizin gibi bilmeseydim, hiç bakmasaydım da normal normal yaşasaydım. Ama astroloji öyle bir bilim ki. Peki e, siz şimdi başkalarının kaderini gördüğünüz zaman mı normal olay, yaşayamıyorsunuz? Olay kaderi görmek değil ki. Şimdi ben şöyle ne? söyleyeyim size. Nedir sizi Ben kendi yani? haritama bakıyorum. Hakikaten. Olasılıkları görüyorum. E, gördüğümde de e, olumlu düşünüyorum, teyit atlatıyorum. Ama gördüklerimi yaşıyorum ben kendiniz yani yani evet zaten evet. o sizin kendinize faydanız önce kendinize faydanız olması lazım etrafınıza faydanız olabilmesi için haksız evet. mıyım yani aslında astrolojik tablo bizim için bir ayna olmalı Aynen öyle. zayıflıklarımız ne güçlü yönlerimiz yani ne yani kader görmek ne? değil ben nerede hata yapabilirim nerede olumsuz davranabilirim neyi bir düzeltirsem hayatı daha keyifli yaşarım biraz önce hocam ne dedi Gülük gülistanlık sağlık yaşamak varken neyimize kıyametin kopması dedi değil mi? Şimdi evet ben de işte kusursuzca yaşamayı öğreniyorum astrolojiyle. Olumsuzlukları aşabiliyorum astrolojiyle. Kendimi daha iyi tanıyorum astrolojiyle. Sizin kendinizle yüzleşmenize yardımcı oluyorum astrolojiyle. Şöyle bir örnek vereyim hocam. E, Mars Retrosu vardı. E, hayatımda bir sürü kişinin haritasını yorumluyorum. Hadi diyelim ki hepsi tesadüftü. Bir örnek veriyorum. Yok tesadüf ki, olduğunu zannetmiyorum. Başka şeyler Öyle mi oy, zannediyorsun? Ben zeki mi? olduğunu düşünüyorum çok. Ve astrolojinin evet. sizin. ay yok canım. Evet. yani şimdi, bana göre burada çok ederim. büyük bir başka türlü bir şey var değil mi? Ee, yani şimdi Var tabii. Tanıyabilmek. Bakın bu konuda insanlar talep ediyor. Tabii Onlara ki. arz eden böyle insanlar da var. Ama Doğal. onların da yani onların aralarında çok başarılı olanlar oluyor başaramayanlar oluyor. Bütün mesele o başarılı olanlar muhtemelen bir kere karşısındakinin beden dilini, davranışını değil mi? Çok çok iyi anlayabiliyor. Değil işte. Değil. 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 Sadece... Yani işte yüzeysel olduğu sürece hata yapılıyor. Yüzeysel o evet <laughs> aynı. Çok derinleş. Ancak çok derin bir kişi ancak kendi siz kendinizi en iyisi tanıyabilirsiniz. Bir başkası en iyi gelse. Asıl ile gelse. bakın ben e, O zaman herkesin astroloji mi bilmesi gerekiyor? E, yok yani yok hayır böyle Benim yaklaşımım hayatı, farklı çünkü e, maya burçları diye bir şey ki. de var. Ben Mecburiyeti yok ama Yok ama iyi olur diyorsunuz siz. Yani insan Ama ay, tabii ki daha güzel yaşarsınız hayatınızı, daha kolay yaşarsınız. En azından zor, sizi zorlayan olaylardan soyutlanırsınız. Onların e, Onlara hiç risk almıyorsunuz o zaman. E Tabii yani. Bilmediğiniz için. ya Bazı ne? şeyler vardır evet. ki kadersel planınızdır. Unutursunuz. Örnek veriyorum size. Ee, yani hemen kısa bir örnekti. Mars Akrep'teydi. Oğluma dedim ki Doğuş lütfen bu gece dışarıya çıkma. Ve senin 8. evinde çok büyük bir açısı var. Kaza yapabilirsin. Tamam anne dedi. Eve girdik. Hayatta yapmadığı bir şeyi yaptı. Benim arabamı alıp gitmiş. Sitenin dışına çıkmış. 2 saat sonra çok büyük bir kaza yaptı. Şimdi bu bir tesadüf. Geleceği gördü. İşte evet, Nuray Hanım. evet geleceği, evet geleceği görüyor, görüyor işte. Ama bakın hocam, görüyor. E, nitekim, görüyor. Başbakanımız hakkında da görüşleri ama, vardı. E, ben başbakanımızın belgesini evet. incelediğimde e, sağlık sorunları yaşayacağını, evet. sonunda şifa bulacağını, bu e, yani sağlık ülkenin, sorunu yaşamayan insan var mı Sevil Hanım? E, Tarihle ben şöyle söyleyeyim size. Evet. E, Türkiye'nin haritasına baktığımda ekonomiksel alanına bakıyorum. Örneğin altın çıkacak diyorum. Euro düşecek, dolar düşecek. Evet, euro düşüyor, dolar düşüyor. Ya da bedelli askerlik çıkacak. Takımların şeylerine bakıyorum. Hani basında sorulanlar, merak edilenler. Bu sene Galatasaray şampiyon olacak. Galatasaray şampiyon oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki Fenerbahçe'nin de olması olasılık, Galatasaray'ın da olması olasılık. Yok öyle bir şey işte. Onların da kurulduğu bir tarih var. Eğer Bu benim Galatasaray yalnızım. değil de Beşiktaş şampiyon olursa sizi hiç kimse şey eleştirmiyor. Oradan kazanıyorsunuz. Anlatabildim mi? Nasıl yani? <laughs> Şimdi siz Galatasaray şampiyon olacak diyorsunuz. Galatasaray şampiyon olduğu zaman diyorsunuz ki bak ben bunu 6 ay önce söyledim diyorsun. Ben demiyorum bile. Bir dakika pardon. Ama Beşiktaş şampiyon olduğu zaman size söylediğinizi kimse hatırlamıyor. Beşiktaşlar seviniyor, şampiyon olduk diyorlar, yürüyorlar Hocam yolları. şu anda sosyal medya nasıl biliyor musunuz? En ufacık siz unutuyorsunuz o, o takip edenlerin hiçbir hiçbir şeyi unutmuyor. Unutmazsa bizi hatırlatıyorlar. Ona. Evet tabii şimdi e, bir şey daha var o da Yine bir parantez buna geri döneceğiz ama e, ufak bir ara vermeden önce onu belirteyim. E, bu e, şeydeki İsviçre'deki o CERN e, merkezinde e, deneyler yapıyorlar. Ve de 15'inde başlıyor ve 21'i son ve en büyük deneyini yapıyorlar CERN'de. Herhalde kıyameti biz kopartacağız diyorlar diye düşünüyorum ben. Ondan sonra da 2014'e kadar o büyük hadron şeyini kullanmayacaklarmış zaten bir tarafa kaldırıp koyuyorlar. Yani oradakilerin dahi sendeki Stern, fizikçilerin dahi gündeminde 21 Aralık var. Yani bunlar Onlar da gülerek söylüyorlar ama. Onlar da ama. gülerek söylüyorlar, gülerek <laughs> Avustralya Başbakanı da var. Evet, küçük bir ara veriyoruz şimdi. Ondan sonra yine birlikte olacağız. Evet, şuradan tekrar özetleyecek olursak demek ki ben yine aynı kanaatimi söyleyeyim. Zannedersem bana katılırsınız. Yani gazetede yazan dört satırla bütün Sadece. gününü, bütün gününü onun üzerine e, yoğunlaştırıp orada ideal kişiyle karşılaşacaksın dediği zaman o gün o ideal kişiyle karşılaşmayabilir. Yani ya da onu aramasın. Keşke böyle olsaydı. Yani bu kadar kolay değil. Yani e, belki hocam bana kızacak. Ben sizin doğum bilgilerinizi verin, bir haritanızı çıkarayım ee, ya da e, görün ondan sonra bunun kararını verin. Çürütmeyin astrolojiyi lütfen. Çürütmüyoruz tamam. Ben açık ve net yani, olarak söylüyorum. Ben bir kendi şey. doğum günümü söyleyeyim, benim haritamı Yani ben sizin haritanızı <laughs> çıkarayım. Çok merak, hakikaten insan merak ediyor yani. Bakın 25 Şubat 1949 İstanbul sabah 5. Başka bir bilgiye ihtiyacınız var mı? Yok. Tabii ki yok. Ben Bu oluyor galiba. Aynen öyle. Ede bunu edeyim. bir lütfen. çıkartı ödev olarak yaparsanız <laughs> hakikaten e, yani şöyle bunu çıkartıp bana önerilerde bulunanlar oldu. Falanca günü şununla şunu konuş diyerekten mesela gittim ve hayatımın en kötü günüydü. Halbuki ona göre o en başarılı günüm olacaktı. Ama Bir defa böyle deneyimim ee... var. Onun için de tabii ki insan buna da bir şey oluyor. Yani Eskiden bunlar münecin başı denirdi biliyor musunuz? Evet. Evet. Ve şu savaşa gidin kazanacaksınız derlerdi. Tabii kazanılmayan savaşlarda münecin başının kafası, kafası giderdi. Şimdi Nuray Hanım acaba ne olacak diyorsunuz? <laughs> bu finans yani büyük şirketlerin CEO'ları da Böyle falcılar tutuyorlar. Ama Aman onlar diyor. falcı değil. İşte şimdi şöyle bir durum var. O, o fal, falcı fal değil bu. Bu başka bir şey. Kendine, fal, kendine göre. Yıldız kendine falı göre... diyorsunuz değil mi? Hayır. Ne diyorsunuz? Astroloji yorumu. Başka bir şey Ama yıldız falına bakarak söylüyorsunuz değil mi? Yıldız haritası bakarak söylüyorsunuz. Yıldızların insanların bunu. üzerindeki etkisi. Evet yıldızlar. bütün insanlar bunu yani yıldız falı olarak bilir. Evet. Falcısı, Toplumda öyle biliniyor. Falcılık yasak. Falcılık yasak mı? Kuranda da yasak biliyorsunuz. Evet falcılık yasak ama yani peki ben öyle değerlendirmiyorum ama falcılık <laughs> olarak görmüyorum zaten. <laughs> pozitif bir şey olarak görüyor çünkü o e, o evreler ve o evler var. Siz bilim. de diyorsunuz ki böyle bir şeyler var. Yapıyorlar e, ben diyor ben yapıyorlar bilim, diyor. Ben sizin bilginizde Bu bir, bir bilim değil biliyorsunuz. Yani evet. sondaki loji ekinin olması onun Onu bilim, bilim olduğunu yapmaz. göstermiyor. Hiçbir üniversitede okutulmaz, öğretilmez, öğretilecek bir şey değildir çünkü yani altı yoktur şu. Peki nasıl öğreniliyor? Usta çırak mı öğreniliyor bu? Yoksa ee, bir, ama şimdi artık Amerika'da, İngiltere'de, e, hatta bizim ülkemizde de ee, seçmeli ders olarak astroloji başlayacak. Nerede, nerede? Yani ben bu, bunun haberlerini alıyoruz. Yani kürsüler kuruluyor artık. Ee, çok yakında Türkiye'de de çok önemli bir astroloji kürsüsü kurulacak. Peki ama siz mesela başka bir e, şeyden, yıldızlar e, harikalarından e, söz ediyorsunuz. Evet, mesela. mayalar e, astronomi konusunda iyi bir toplum olduğunu söyledik. E, artı insan ruhuna dair de çok iyi çıkarımları var. İşte şamanik bir kültür diyoruz tıpkı eski Türklerde olduğu gibi. Zihin ötesi trans hallerine girerek. E, giriyorlar ulaşıyorlar bir de ot kullanıyorlar. Çeşitli şeyler kullanıyorlar. Hilal olmasına gerek yok. işte evet. Mesela karanlık bir odada çok uzun kalırsanız melatonin Olur. salgısı artıyor. Serotonin dönüşüyor, e dönüşüyor. DMT 5'e dönüşüyor. DMT'ye dönüşüyor falan. Sonuçta farklı farklı yöntemler olabilir. Ama sonuçta beynin şu anda biz %10'unu kullanıyoruz diyorlar ya bilim adamları gizli kalmış bölümlerini uyandırarak bir takım yüksek özel algılara ulaşıyorlar. Ve bunlar tabi kuşaktan kuşa aktarıldığı için de evrenle, bir kozmoloji deniyor buna, evrenle olan uyumumuzu, ahengimizi optimum noktaya getirmişler. Yani zamanın akışı, galaksilerin gal dünyanın galaksi etrafında, güneş sistemin galaksi etrafındaki döngüsü vesaire, ayın döngüleri, venüsün döngüleri hepsini toparlayıp Üstüne bu şamanik algılarını da katarak bir burç sistemi çıkartmışlar. Bu sadece tek bir şey bu arada. Yani şimdi herkes burçlara çok merak saldığı için oraya bakıyor. Onu da konuşalım. Ama onun dışında işte bütün bu onların e, tarih burçları boyunca bu 12'den farklı şeyler. 20 burç var orada Aha. ve her gün değişiyorlar. Böyle farklı bir sistem. Ve bana göre klasik astroloji de ben ilgilendim baya. Benim yorumum daha isabetli. Ve daha ama orada sade... da yani orada da 12 üzeri 11 gibi bir ihtimal var. Şimdi yani orada rakam çok, olarak şimdi çok karşılaştırırsak yani çok daha Maya burçlarıyla evet. klasik astrolojiyi, Maya burçlarının şöyle bir avantajı var. Çok sade bir sistem. Ve her insan kendi yaşam ağacına bakıp 4 yani 5 tane burç var orada. Merkezde öz burç var. Kendisine daha çok basit ve ama derin bir resme sahip olabiliyor. Klasik astrolojide ise o kadar kompleks ki çok fazla ihtimal var çünkü. İlla bir uzmanınız gitme, gitmeniz gerekiyor. Bu Peki, ben şunu bir anlamıyorum, İnsanın kendisini bu kadar e, böyle bir arayışa, yani kimim ben arayışına niye ihtiyacı olmuştur ki? Siz kendiniz cevap verin mesela. Sizce var mı yani böyle bir Siz verişim? Niye istediğiniz yıldız haritanızı? Ben mi niye istedim? Evet. Hayır, çünkü bu kadar çok insan bununla ilgilendiğine göre. Hala bir bildikleri vardır diye mi düşünüyorsunuz? Hayır, ben saygı duyuyorum. Bakın ben neye de mesela bakın. Medyumlarla ilgili olarak. Mesela medyumların kayıpları veyahut da işte e, ölenleri ama cenazeleri bulunmayan ölüleri bulduklarına dair bir, bir uzun uzun şeyler gelir geçer, efsanevi şeyler. Pozitif hiçbir şey yoktur, hiçbir zaman bulunamamıştır. Yani hiçbir zaman bir medyum sayesinde birebir sadece o medyumun e, bulabildiği ne bir ceset olmuştur e, ne de bir kayıp olmuştur. Buna rağmen çok ciddi bir biçimde bununla ilgilenen, yazıp çizen, acaba bir bildikleri olabilir mi diye uğraşanlar olmuştur. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde polislere medyumların yanında staj bile yaptırmışlardır. Yani bari polis ama bir tane bile başarılı olunamamıştır. Yani ben genel olarak bir şey varsa dünya üzerinde herhangi bir görüş, herhangi bir inanış var, vesaire. Var, var. Bir şey varsa bunu deşmeyi, Acaba ne yapıyorlar? Bu, bunu acaba bilimsel bir şekilde kanıtlamak mümkün mü? Altında bilimsel bir şey var mı diyerekten merak ederim. O, yani evet. külliyen reddetmektense Hı -hı. nedir bunların? Bir, bir dayanağın bir yerden olması gerekir. Hala 21. yüzyılda olduğunuzdaki göre bu. Herkes de kör cahil değil diye düşünüyorum. Yani, yani bir, bir şey olabilir diye. O nedenle de merak ediyorum. Aslında Budur. bunu psikologlara sormak lazım Sevil Hanım. Yani onlar daha iyi ya, analiz edebilirler bu olayı. Yani insanlar sürekli olarak bir şeylere inanmak peşindeler. doğrudur. Yani böyle bir beynin o şekilde bir çalışma tarzı. Kolaylık var. kolaylık ve tembellik tabii ki bu. Yani bu bir tembellik. Hocam... Yani birisi bana söylese nasıl davranacağımı bugün hı hı. ve de ben ona inansam. Hiçbir şekilde deskeptik olmasa yani şüphelenmesem çok güzel bir şey olur. Rahat edersin. Rahat ederim tabii ki ama tabii ki çok şüpheci olduğum için o bir işe yaramıyor. Evet. Hocam her şey psikolojiye bağlıyor. Her şeyin bir insanı kendi inandırmasına bağlı olduğunu düşünüyor. Ama bugün bu konularda araştırma yapan tabii bunlar kökten bilimci ortamlarda öyle söylemek zorundayım. Yani radikal bilimci ortamlarda kabul görülmedi, görülmedikleri için alternatif enstitüler olarak gelişiyorlar. Tabii, mesela evet. İngiltere'de bugün Delaware laboratuvarları var. Bunlar parapsikolojik konularında çalışmalar yapıyorlar. Bu bahsettiğiniz tüm durumlara dair çeşitli gözlemler yapıyorlar. İşte çift kör deneyleriyle işte medyumik sonuçlar Ora yoktur diyorlar mesela bilimciler işte sadece fiziksel beden diyor Batı tıbbı. Ama e, Kirlian fotoğrafçıyla bugün mesela biz prana bedenimizi, yaşam enerjimizin fotoğrafını çekebiliyoruz. E, Walter Kindler teknolojisiyle mesela astral bedenimizi de görebiliyoruz. Özel Tamam bir kristal bunlar Bunlar çok yani. önemli şeyler. Eğer bunlar var ise neden bu insanlar dünyada bu kadar suç işleniyor ve failleri bulunamıyor diyelim ki? Neden onlara yardımcı olmuyorlar? Nerede bunlar? Çünkü ortada e, temel sorunlar var. Yani siz mevcut düzende, mevcut e, bilim iktidarı içerisinde bunu getirmeye çalıştığı Yo, zaman polis teşkilatları her gibi... zaman buna açıktır yani her zaman birisi bir şekilde bir, bir fayda görmüşse onu denemeye açıktır Nitekim Türkiye'de mesela Ege bölgesinde Bodrum civarının bir yerde işte bir Alman kadın öldürülmüştü ya da öyle bir şey aile ısrarla Danimarka'daki bir işte böyle bir medyumun getirilmesini şey yaptı ve de polisimiz hiç hayır demedi getirdiler bulunamadı o başka bir şey ortada tabi sahte medyada yani, çok Onu da ama, gerekiyor. Yani, ama yani e, polisler hiçbir zaman reddetmez hele e, yakınları ailenin yakını mesela ısrar ederse şuna da bir soralım buna da bir soralım kimse hayır demez ama bugüne değin bir tek doğru dürüst bir elle tutulur ya bir tane bakka bile çıkmıyor. Sarkaçlarla su bulmak işte bir tane ağacı yürü, elinde ağaçla yürüyerek. Ama sarkaçla gebeyken karnımızın üstünde şey yapar yuvarlak dönerse kızdır ileri gideri giderse erkek <laughs> bile denirdi yani bunları bile değil Şimdi mi? teknoloji mesela evet, neydi, eskiden ama, öyleydi. Eskiden öyleydi. Mesela e, ağaçla su bulma teknolojisini bugün petrol şirketleri kullanmaya başladılar. Hani belirli noktalarda e, drill edemedikleri delemedikleri yerlerde bütün insanları kullanıyorlar. O da kendi içerisinde bir bilim alanı mesela. Peki bu şey kabul edilmiyor. Midir? Manyetik alan meselesi midir? O Peki, pe tabii. Böyle bir inanış Şeyin var. dair manyetik polleri yani e, kutupların yer değiştireceğine dair de bir şey var. Senaryo var. Senaryo var. <gülüyor> Senaryo <gülüyor> evet, çok. Evet, evet. Bu kuzey ve güney kutupları, kutup değişir, manyetik kutuplar değişir. Fakat Zaten bundan değişir. söyledikleri gibi 3 evet. üç günde değil. <laughs> Milyon yıllar mertebesinde değişir. Milyon yıllar mertebesinde çok uzun sürelidir o. Çünkü aşı yani merkezde o sıvı demir çekirdekten evet. oluşan manyetik alan kutupları değişiyor. Bunun belli bir evet. süresi var yani jeologlar evet. bunu daha iyi inceliyor. Değişiyor ama böyle üç günde değişmiyor. Dolayısıyla uzun bir süreçte değişiyor. Sürekli olarak değişir. Senede 3 metre, 5 metre tam kutup nokta, manyetik kutba bakıyorlar. Onun bir şey var, miktar var. Bu kadar değişiyor diyorlar. Şuradan şuraya gidiyor diyorlar. Yani bu gayet evet. doğal bir şey. Evet. Ama bu senaryoyu kuranlar birden i̇şte diyorlar işte, güney kuzey de, olacak, kuzey de, güney de, olacak de, diyorlar. Evet. bir alt üst olacak. Evet. Değişse dahi hiçbir şey olmaz aslında. Yani, Mesela güneşin manyetik kutupları 11 yılda bir değişiyor zaten. Yani. Evet. Ee, o çok evet. büyük bir şey değil. Oradan bir felaket çıkmaz yani. Hayır. Nereden yani. çıkar felaket? Hiçbir <laughs> yerden çıkmaz ki. Peki şu 21 Aralık'ta <laughs> bir felaket olacağına siz inanıyor musunuz? <laughs> e, Mayalar böyle bir şey demiyorlar Demiyorlar yani. yani bir günde bir felaket olacak böyle bir şey yok Ben hep şu mesajı verdim yıllarca Felaketi biz yaratıyoruz zaten Bugün bakın dünyada çok ciddi toprak tamam. krizleri var Onu etiolojik... bir tarafa bırakalım tamam. Yani şöyle bir gün tarihle Yani 20, 20, 20 21'i göreceğiz 22'si artık yok olacağız diye bir şey inanıyor musunuz? Bu tamamen hurafe. Yani bu tamamen hocamın söylediği gibi insanların yansıttığı bir korkudur Bu da bize aslında toplum olarak ne kadar büyük korkular içinde yaşadığımızı gösterir onun nedeni de manevi bağımızın koparılmış olması. Çok doğru. Yani e, insanlar e, modernizmle beraber evrenle olan uyumunu kaybettiği için bir e, bir fauna da gibiyiz. Yani Tanrı'yla olan bağımız kopmuş durumda. Dolayısıyla korku içinde yaşıyoruz. Teslimiyet bile çok zor geliyor. Tamam ama korku yani şöyle az önce de sözü geçti. Neredeyse 200 kez bugüne kadar hep böyle kıyamet kopacak diye bir tarihler verilmiş. Uydurulmuş evet yani. Hep uydurulmuş. Yani bundan çok güzel geçinenler var. Evet. Değil mi? Geçinenler var. Geçinenler var. var. Yani bu bir bu... şey ticaret kapısı. Evet, güzel evet. bir şekilde geçinenler var. Siz inanıyor musunuz? En uzun gece e, gün uzayacak. Evet. O da bir aydınlanmaya işaret zaten. Peki ama bu her sene 2. olan bir Hep şey. Ama şimdi hep aydınlanıyoruz. Özel bir şey mi yani bu? Hayır yani hayır. Bir şey var orada galaktik bir... hizalanma var. Ay. Ha şimdi ona bakalım. Yani <laughs> şimdi Sadece değil. Değil. bu yıl değil. Hep ama. Bu 120 yıllık bir süreçtir. Kimine göre orta noktasını 1998'de yaşadık. Yani e, orada birazcık bilimsel Yıldır bir salata mi? yaratılmış durumdadır. Ama şimdi büyük resimden baktığınız zaman 1950 ile 2050 arasında böyle bir şey yaşanıyor. Şimdi 100 yıllık süreç Aa, çok geniş diyorsunuz ama. 5 bin yıllık, 25 bin, bin yıllık süreçleri bin düşündüğünüz, bin düşündüğünüz yıllık zaman yani. evet. o zaman bu galaktik hizalanmanın belirli bir değeri var. O da aslında insanda bir bilinçte değişim. Şimdi belki bugün olmayacak ama 200 yıl sonra olacak. Yani o süreçte... Zaman içerisinde. Nasıl Ne bilinçin? olacak? Ben de öğreneyim bir astronom olarak. yani Şimdi galaksinin, maya takvimi galaksinin, insan bilincindeki dönüşümler açık. Yok yok galaksinin düzleminden geçerken ne olacak? Sonuçta galaksi biliyorsunuz hocam evet. ki yani evrende her yapının belirli bir kimyası var, belirli bir rezonansı var. Bu rezonanslar bizi insanlık olarak da bilincimizi etkiliyorlar. Şimdi bugün mesela çok daha somut bir noktadan gidelim. Güneş patlamaları, bu solar maksimumlar mesela Rus bilim adamı Shijevski tarafından ortaya çıkarılmış ki insanların savaş çıkarttığı veya devrim yaptığı zamanlar 80 90 yılda bir oluyor. E biraz sık yani. Her 11 yıla bir bir ihtilal <gülüyor> düşürebilirsiniz. <gülüyor> bir Ama herhangi istek, bir O zaman istatistik yani. vereyim. Bir... Madem sağlam konuşmak istiyorsunuz size istatistik vereyim. Ama şeyi öğrenemedik. Galaksi düzenine geçince işte o peş peşe diziliyorlar Yok bir de o ayrı. O ayrı. O ayrı bu, evet. Fatih Bey'in söylediği apayrı temelidir. bir olay. Apayrı yani, bu temeli. Onun temeli yani evet. Güneş'in sonuçta elektromanyetik bedenimize hem insanlık hem dünyadaki elektromanyetik alanları olan etkisi bu bilimin temelidir. Yani Önce güneş dünya ilişkisi üzerinden ki burada heliyobiyoloji denir. Hocam böyle bir bilim adı alanı vardır. Bunun üzerinden yola çıkarak biz galaksi ile insan arasındaki ilişkiyi de anlayabiliriz. Heliyobiyoloji yani o... dediği zannedersem mesela bir ağacı kestiğiniz zaman tamam, halkalar, halkalar, halkalar vardır. Kaç yaşı her yaşı yıl evet. Ka her evet. yıl bir halka yapar. Evet. Bu halkaların içerisinde bir, geniş olanlara bakın. Geniş olanların arasında 11 yıllık bir fark vardır. Güneş etkinliği maksimum olduğu zaman halka daha geniştir. İşte güneş etkinliği maksimum olduğu yıllarda, efendim yetişen üzümlerden çok daha kaliteli şarap yapıldığı ileri sürülür. İleri sürülmüştür, kanıt yok. Mesela e, güneş etkinliği maksimum olduğu yıllarda trafik kazaların arttığından söz edilir. Bir makale vardır Rusya'da yine Ruslar bu işlere pek düşkünler evet. biliyorsunuz. Ama Batı dünyasında böyle bir araştırma yok. Ben Türkiye için yaptım müthiş bir korelasyon buldum. Bir güneş etkinliğinin maksimum olduğu tarihte müthiş bir trafik kazalarında azalma vardı. O kadar Herkes müthiş. Tatil yerinde herhalde denize Hayır yani bir, <laughs> bir süreç, yani bir yıllık bir süreç. Yani evet, bir yıllık evet. bir süreç. Yani 11 yıllık 11 yıl düşüyor. Minimuma geliyor. Ondan sonra çıkıyor grafik. Trafik kazaları. Normalize de evet, ettiğim evet, halde. araba evet, sayısından evet, göre evet, normalize ettiğim evet. halde. Bir öğrencimin teziydi bu. Ona vermiştim. Ondan sonra trafikle ilgilenen insan hocalara sordum. Ya dedim ben böyle böyle bir şey buldum. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani biz güneş etkinliğine bağlıyoruz dedim. Yıl 1970 küsürdü. Cevap geldi. Hocam dedi o zamanlar 70 sente muhtaçtık dedi. Benzin, Benzin yoktu ki araba çıksın ha. trafiğe demişti. Yani bunu araştırdığınız zaman pek bir şey çıkmıyor. Şimdi 1777-1779 3. güneş döngüsü Amerikan devrimi. 1786-1788 4. döngü Fransız devrimi. Ee, Birinci Dünya Savaşı mesela 1414 e, bir, e, döngülerden bir tanesi denk geliyor şu anda hızlı geçtiğim için 15. döngü 16-18 arasında olmuş. İkinci Dünya Savaşı ee, daha yakın olanlardan mesela 23. döngü 1999-2001 arasında işte Afganistan'ın girmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül olayları. Ee, 1968-80 arası mesela bütün bu Doğu Avrupa ülkelerinde büyük e, glasnost hareketleri pardon Çekoslovak Cumhuriyeti'ndeki eylemler yani hipi hareketi Anlıyorum, sonuçta ama yaratıcının... 11 yıl 11 yıl öylesine dar bir şey ki tam ona denk gelecek dünya kadar şey söyleyebilirsiniz. Evet, Arap Baharı var mesela tam evet, bu şimdi, maksuma şimdi, denk geliyor. Evet, şey, denk geliyor. Evet. Ama hepsini bulabilirsiniz. Yani bulabilirsin hep bir şey, bir şey bu her zaman hep her yıla bir şey bulabilirsiniz. Bunu ben bulmuyorum bunu. Ama e, ya sen bulmuyorsun ama düşündüğün zaman her yıl için bir şey bulursun. Çok rahattır yani, bu. hayır. Sonuçta yap, işte e, mesela İran-Irak savaşı yani Gerçekten büyük olaylar bunlar. Yani şimdi siz İran-Irak Savaşı'nı, iki tane Rus devrimini burada hem e, so, komünist rejimin başlaması hem sona ermesi Max'ta oluyor. Ya yani bu kadar büyük olayları siz hepsini bir kenara atıp da evet, şimdi Solar bir, Max ne zaman? Bari onu bilelim. 2013'te zirve yapacak yapmakta. 2012 2013 tane. bütünüyle mi bir, bir problemler? Hayır Mayıs ayında. Mayıs. Mayıs ayında bilim insanlar düşünüyor. Yani sürekli olarak astronomlar sayarlar gözlerler. Şu anda uzayda üç tane. Teleskop vardır. Sürekli olarak güneşi incelerler ve her an çektikleri resimleri de internete koyarlar. Herkes de bakabilir oraya ve sürekli bunun grafiğini çizerler. Yaklaşık 2013'ün Mayıs'ında bir şey olacak. Yok yok. Ma yani. Maksimum. Maksimum ulaşacak. Ondan sonra tekrar aşağı inecek. Biraz evvel sözün ettiğim gibi gelecek 11 yılda da hiçbir şey beklemiyoruz. O zaman acaba savaş falan olmayacak mı? Bir sonraki 11'de hiçbir şey. Oluyor. Çok önemli Öyle bir şey ki. demiyoruz tabii. Dem ki. Yani bu kadar evet. kestirip atma şeklinde değil. Ama Hı -hı. istatistikler bunları gösteriyor. Araştırın Peki, bu konuyu. Birazcık, birazcık başka şeyler vardı. E, sosyal medyada paylaşılan tabii çok şey var ama Nuh tufanıyla 21 Aralık arası bir bağlantı var mı diye soran var. 21 Aralık'ta 3 gün karanlık olacak mı diye bir de bir de elektrik kesintisi herkes mum alıyor. Bir biliyorsun. karanlık çağdan bahsediyorlar. Yani o 3 gün elektrik kesintisi var. Bu 3 kağıtçılar diyor bir karanlık <laughs> çağdan bahsediyorlar. Aslında bence insanların e, karanlık duygularından bahsedilmiş orada Bahsetmişler hani karanlık duygulu insanların aydınlanmaya başlayacağından bahsedilmiş kim Maya Mayalar ee, ya Mayalar yani bir uyanıştan bahsediliyor siz zaten anlatıyorsunuz ya şimdi bunu. bu işlerden hiçbir çıkarı olmayan Guatemala'nın bir tepesinde yaşayan bir Mayalı şamanı bunları söylüyor bir tarihte söylüyorlar. Peki herhalde o güneş tutulması falan gibi bir şey mi? Onlar Hayırlı. yani dakika mertebesindeler. 3-4 dakika süre evet, bir güneş üç, üç tutulması. Evet 3 gün değil yani. 3 gün bir değil. Şey <laughs> yani tamam doğru belki tam bilimsel olarak Hani bunu anlayamıyoruz ama belki bu böyle bir yorumlanabilir. Peki Sonuçta ama onun buraya yorumlayamadığımız... denk geleceği 21 Aralık'a denk gelecek diye bir şey var mı? Kesin böyle bir şey kimse söyleyemez. Böyle bir şey yok kimse söyleyemez. Ama mesela bir güneş fırtınası her an vurabilir yani bu. Solar herhangi birinde... Buraya güneş gidiyor. fırtınası her zaman olur. Her yani zaman Güneşteki olaydı. patlamalar dünya tarafına aktığı zaman dünyaya gelir. Bizim dünyamızın manyetik alanı vardır. Dolayısıyla kutup ışınımları dediğimiz kutuplardaki ışınımları meydana getirir. Ama bize hiç etki etmez. İnsanlığın yani yaşama etkisi yok. Sadece ve sadece 2002 yılında bir güneş fırtınası kutuplarda... Bu petrol boruları şeylere etki etmişti ve Kanada'nın bir parçası karanlıkta kalmıştı. Hı hı. Ama dünyanın her tarafında aydınlıktı. Yani sadece öyle bir kötü etkisi oldu. Bir kere o da. 1859'da oldu 2002'de hocam. 2002'de çok kuvvetliydi. Yani patlamalar daha fazlaydı. Peki 1859'da olan? Carrington'ı bilirsiniz. Astronom Carrington. Zaten Carrington olayı diye geçiyor bu. 1859'da sadece dünyada ne vardı? Telegraf teknolojisi vardı elektrik olarak. Kuzey Amerika kıtasındaki bütün telegraf hatları yandı. Bu e, solar güneş fırtınasında. Kanada tarafında diyebilirsin. Yani o zamanlar o, zaman. o zamanlar evet. topraklama Amerika falan bu... bilgisi olmadığından kaynaklanabilir bu gayet basit bir şey. Kaynaklanabilir. Bilmiyoruz Kayna... şu anda. Yani sonuçta yani ben araştırırsam e... bilimsel evet. tarafını bulurum. Çünkü insanlar hep böyle bilinmeyecek bir taraf bulurlar. Mesela aya gidilmedi diyorlar insanlar. Siz evet, diyebile bari. Evet. Ama Ay'a gidildiğinde o kadar çok kanıtı var ki insanlar anlatamıyorsunuz inanıyor bir kere. Ay'a gidilmedi Amerikalılar aldattı Şimdi ay dediniz hemen o konuya girelim çünkü az bir vaktimiz kaldı. Şöyle ki Dolunay'ın insan üzerine etkisi ve işte insanın beyin sıvılarının gel-giti gelgitine neden olduğuna dair bazı inanışlar var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Dolunay'da vücutlar daha çok ödem tutar. Su artar vücutta diyorsunuz. Diyorum. Evet. Sizin Dolunay ve insan bedenindeki yani son... suyla ilgili bir şeyiniz var yani mı? suyu harekete geçirdiği ayın mutlak bir şey. Evet. Ee, sonuçta Ama ok... hangi suyu? Ee, sonuçta okyanuslardaki tuz seviyesi evet. ve insan vücudundaki tuz seviyesi birbirine yakın. Eğer evet. okyanuslarda bir gelip gitme olabiliyorsa tabii vücudu. insan vücudundaki sorununu da etkileyecek. Ancak insanın vücudundaki suyun serbest bir su olmadığını ve proteinlere bağlı olduğunu ve kompartmanlar halinde bulunduğunu söylemem gerek. Yani böyle serbest bir su yok. Tabii ki. Ee, o olmadığından da var içinde, ama beyin sıvısında hepsi. Hayır. Bilmiyorum illa proteinlere hepsi, bağlı mı? Hepsi proteine bağlı. Yani serbest yüzen bir su yok ee, ve de dünyanın yüzde yetmişi su deniyor. Yüzde yetmişi yüzeyinin yüzde yetmişi su. Yani içinin de su yok dünyanın. Yüzeyin yüzde yetmişi su. Yani güneş e, ayı çektiği. Ya, tamam. E, tamam ama her halükarda e, yani insan vücudundaki suyun kompartmanlar halinde olduğunu belirtmek tabii ki gerekiyor. Yani yüzme havuzlarındaki suyu dahi çekip bırakamıyor. Yani ay. Hocam peki yani, siz ne diyorsunuz? O nedenle de Hı -hı. öyle bir şey yok. Yani gerçekten bu Hayır. polisler ve şey yok. E, ay, Dolunay'da Hiç alarma geçme durumu. Zaman, hiçbir zaman kanıtlanmış bir şey yok. Ne suçun arttığına dair sadece... O ışıkla ilgili olarak, oportunist olanlar, yani diyelim ki o ışıktan istifade ederek hırsızlık yapan mesela olur. Işık var diyerekten olur. Ay ışığından dolayı. Ay ışığından dolayı. Ama alakası Veyahut, yok. Ama ay ışığında hırsızlık artar ya da gasp artar ya da işte adam öldürme artar diye öyle bir bugüne kadar gelmiş hiçbir şey yok. Hep tartışılacak, hep yani, e, yani bunu... inananlar inanmayanlar. Etkilenenler etkilenmeyenler ama astroloji çok eski bir bilim böyle gelmiş böyle gidecek. Ama bu tabii ki ben hep söylüyorum inanmayanlara da saygı duyuyorum. Kimseyi astrolojinin etkisine inandırmak durumunda ve zorunda değiliz. Doğru değilsiniz. Ee, Ona... Ben ki sizin programınıza sizi ikna etmek no, no. için de gelmedim. Evet. Ya da hocamı ikna etmek için de gelmedim. Ki Haza beni zaten ikna olup no. olmaması... Etkilemiyor bile çünkü ben buna inanıyorum ve ben bu etkiyle doğdum, yaşıyorum ve yaşamaya da devam edeceğim. Sizin inanmıyor olmanız benim inanmamamı sağlamayacak. Hayır, hayır söz konusu bile değil. Yani şöyle inanç zaten tartışılmaz ama e, inanç olarak altında herhangi bir bilimsel açıklama olmamakla birlikte büyük dinlere inanır insanlar. Yani çok önemli bilim insanları yine evet. de. Allah'ın tek olduğuna, varlığına vesaire inan. O ayrı bir meseledir. Yani inancı ben orada görüyorum. O, o Newton bile mesela, <laughs> ee, yani Einstein, bunlar, aynı bunlar, bunlar tamam. Ama o inançlar. Fakat e, astrolojiye inanmak diye bir şey tabii insan bizim şeyimizde tabii ki kabul edelim. çünkü biz bir şeyi görüp deneyeceğiz olacak. Evet yani bilimde ee, inanç, bilim, inanç olmaz. Bilimde inanç olmaz. Bence doğru bir astrolog tarafından. Olmaz. Olmaz. Evet. Bence doğru bir astrolog tarafından deneyimlemenizi tavsiye ederim. İşte evet. Ben... size bence denk gelmemiş efendim. <laughs> ee, hocam zaten fırsat bile vermediği için. Evet, doğru. O vermedi. Ben veriyorum ama. Ama yani, bence ben... bir incelensin. Bir, bir evet. ben hocamın bilgilerini alacağım, Haritasını inceleyeceğim. Ondan sonra ayrıca biz bir programa konu olacağız. Tabii ki, tabii ki. Yani bu... inanıyorum ki e, e, sinerjisi ve enerjisiyle astroloji varmış diyecek. Evet, ama mesela sizler <laughs> diyelim ki bu e, gezegenlerin ya da yıldızların minerallerinin aslında insanları etkilediği gibi yani oradaki e, şeyin altının ya da işte gümüşün vesaire insan bedeni üzerine bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Yani altında ne var bu, bu o gök cisimleri altın, bizi etki göre yani altın bir kuvvet var. Mesela yanında çalışanlar hepsi başka bir, bir kar aynı karakterde mi olacak? Ne, ne soruyorsunuz? bir kuvvet var değil mi? Bizi etkiliyor. Her zaman öyle yok mu? Fizikte de yani. Her Fi zaman bir kuvvet Ay Nasıl bir yönde altın, etkiliyor? Ya rezonans fizikte kuvvetler, şeyden... kuvvetler tanımlanmıştır. Mesela gök cisimleri dünyamıza Çekim kuvveti uygular değil mi biliyoruz bunu ama bunu hesabını Doğru. yaptığınız zaman ben doğduğum andaki doktorun kütlesinin bana uyguladığı kuvvetle Jüpiter'in kütlesinin uyguladığı kuvveti hesap ediyorum doktor daha fazla etkiliyor beni ebem daha fazla etkiliyor beni Jüpiter'den ziyade peki ben nasıl inanayım şimdi bilinmeyen bir kuvvetten söz ediyorlar büyük olasılıkla ne olduğunu bilmiyorum ama altı yok. Yani altında hangi kuvvet var bilinmiyor. Vallahi ben de annenizin babanızın genleri sizi etkiliyor. <laughs> daha fazla diyorum. Yani <laughs> onun da başka bir izahı yok. Çeşitlilik de zaten bence oradan kaynaklanıyor. Yani evet. e bir boyuttan bir boyuta gelirken de zaten seçerek geliyorsunuz annenizi babanızı. Nasıl Ama seçiyorsunuz? E, bir onu seçemezsiniz. herhalde. Şimdi ölümle ilgili de mesela konuşmak gerekirse e, Amerikalı doktor Raymond Moody e, 300 tane klinik ölüm yaşayan kişiyle görüşüyor. Bunlardan ha, 70 tane. Bu, bu aradakiler mi? Evet. Klinik ölüm. Evet. gidip gelenler. Evet. Onu başka bir programda evet. değerlendiririz. O önemli bir şey değil evet. mi? Evet. Şimdi bunların ölüm, 200, %100 görenler. Pardon, %70'i hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlayanlar birbirinden bağımsız deney, denekler. Amerika'nın dört bir tarafından. Aynı. Çok şey. benzer bir senaryoyu anlatıyorlar. Işığı Işığı herkese. Her ölen bir kere öyle ve anlatıyor. Yani işte o <laughs> Doğru kitaplarında gibi. geniş geniş antrenmanlar, evet. 4-5 sayfaya ayırmış bilimsel bir çalışma Peki ama iyi hoş. O bizi ilgilendirmiyor. Yani öleceksek öleceğiz diyorum da o önemli değil. Bu 21 Aralık'ta öleceğimize hiçbirimiz pek inanmıyor gibi durduk en azından. Yani burada uzlaşıyoruz. Ölüm mayalar için bir dönüşümdür. Evet. Yani bir dönüşüm zamanında reenkarnasyona mı inanıyor onlar? Yok. Yine... İnanıyorlardı. Ona da inanıyorlar. Haş... Öyle... inanıyorlardı. Mesela iyi bir insansan güzel bir hayvan olarak dönüyorsun. O da hmm. kötü bir insansan kötü bir hayvan olarak dönüyorsun. Halbuki hayvanın da iyisi ve kötüsü olur, bir olur, olur mu? Olamaz. <laughs> yani daha oradan siz. siz ya o konuya çok girmiyorum. İşte e, deneyiminden konuşabileceğim bir şey değil bu. Evet, değil. <laughs> Ancak e, şunu söylemek istiyorum. Yani kapatıyorsak. Kapatıyoruz, eğer, evet. E, Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, dinsiz bilim kördür, bilimsiz dinde topaldır. Yani hayata dair, kendimize dair daha geniş bir bakış açısına ulaşmak istiyorsak hem bilimi kullanmalıyız yüzde yüz şüpheci bir şekilde. Evet. Ama bir taraftan kendi içsel e, algımızı, sezgimizi de hesaba katmalıyız. Sadece bu veya sadece bu. Değil, kesinlikle yeterli. değil. Ama Einstein din dediği zaman semavi dinleri kastediyordu. Mayaları evet. değil. Dini nasıl kullanır? Yani evet, artık ama evet. artık kapatıyoruz. Bilme desa ben kendi adıma son söylemek istiyorum. Ben bilme. Ben sınırsız. kapatayım çünkü bu bilme ben bu. saygı <laughs> duyuyorum. evet. Bir bilime saygı duyuyorum ama sizlerin de gerçekten astrolojiye incelemeden unutmamanızı istiyorum. Tamam. Gözlerimizi <laughs> ve kalbimizi açıyoruz. Şans ve verin hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sizlere de ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. 21 Aralık'ı verin hayatı yaşamaya bakın diyelim. Evet. Yıldızlara bakın. Yıldızlara gökyüzü bakın. çok güzeldir. Evet. Mutlu olun. <laughs> ne işiniz var astrolojiyle Maya ömürde? <laughs>